Belediyesi'nin nikah salonundan sizlerle birlikte oluyor. Yaklaşık 3 saat sürecek coşkulu bir arena için hep birlikteyiz. Sizler tekrar hoş geldiniz efendim. Sağ olun, var olun. Ben stüdyodaki konuklarımı takdim edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Profesör Haluk Koç. Yine yakından tanıdığınız bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yolsuzluklarla mücadelede simgeleşen milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu. Ve Türkiye'nin en saygın soruşturmacı gazetecilerinden ve iyi gazeteci olmanın, soruşturmacı gazeteci olmanın ödüllendirilmesi gerekirken bizim gibi ülkelerde cezalandırıldığı gerçeğini cezaevinde kalarak yaşayan, acılar çeken sevgili kardeşim Nedim Şener. Başlamadan önce bu salonu bize tahsis eden ve bu akşam 8 yaşından 9'a basan kızının doğum gününde bulunmayıp, o kutlamada bulunmayıp bizimle birlikte olan Bornova Belediye Başkanı Sayın Olgun Atilla'ya teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İzmir'in Güzide semtlerinden konağın belediye başkanı Sayın Sema Pektaş da bizimle birlikte. Ayrıca başka değerli konuklarımız da var. Onları da sizlere takdim ediyorum. Karabağlar Belediye Başkanı Sayın Muhittin Selvi Topu. İlçe başkanları da burada. Örneğin Çiğli ilçe başkanı burada. Çeşme ilçe başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada. Ve İzmir'de olduğumuza göre olmazsa olmazlarımızdan İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Çerken bizimle birlikte. Onun hemen yanında 9 Eylül gazetesinin usta kalemlerinden Atilla Köprülüoğlu meslektaşımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam sizden başlayalım. Maalesef dün Avrupa'nın 11 Eylül'ü olarak nitelenen ve bütün dünyada kapkara bir etki yaratan korkunç bir gün yaşadı. Dünyaca ünlü bir karikatür dergisinde çalışan Charlie Hebdo adlı, Hebdo adlı karikatür dergisinde çalışan ünlü karikatüristlerin de aralarında bulunduğu, polislerin de bulunduğu, sesi biraz yükseltelim lütfen, 12 kişi terörist saldırı sonucunda hayatlarını kaybettiler. Şimdi elimde bu derginin bir örneği var, Sema Hanım getirdi. Ve o derginin karikatüristleri Türkiye'nin en değerli, en saygın, en unutulmaz, ölümsüz çizerlerinden merhum Oğuz Aral için bu dergiyi imzalamışlar. Gördüğünüz gibi kapağı, kapaktaki karikatürü içeride Oğuz abiye, ben yakinen tanımıştım kendisini, onun için abi diyorum, Oğuz abiye birebir çizerek imzalarını atmışlar. Oğuz abi de aynen şöyle bir notla, sevgili Ertuğrul Özköke, bu albümü bırakabileceğim, tadına varabilecek zaten başka kimsem yoktu diyerek imzalamış. Hem Oğuz Aral'ı sevgiyle saygıyla anıyoruz, hem de bu acı olayı, katliamı bir kez daha lanetliyoruz. Hocam ne düşünüyorsunuz? Öncelikle dün MYK toplantısı sırasında basın açıklaması yaparken bu haber ajanslara düştü ve bana iletildi. Tam konuşurken iletildi. Şoke olmadım açıkçası.
derin bir üzüntüye kapıldım. Üzüntünün yanında korku da var. Korku bireysel korku değil. Korkarak siyaset yapmıyoruz. Onu biliyoruz. Sadece dünyanın bu çalkantılar içinde sürüklenebileceği gelecek günler adına korkmaya başladım. Çünkü fanatizm, gözü kör eden inançları güya kendine rehber gibi gösterip dünyadaki özgürlüklerle, dünyadaki aydınlıkla uğraşmayı kendilerine görev bilen bu karanlık yapılar dünyanın her yerinde bela olmaya devam ediyorlar. Bu işin başlangıcı biliyorsunuz 2001'dir. 2001 sonrasında Afganistan'da başlayan, Irak'ta devam eden, daha sonra Arap Baharı denen ama Arap kışına dönen süreç maalesef içinde bulunduğumuz coğrafyayla beraber Orta Doğu'yu da bu tür yapılanmaların odağı haline getirdi. Üzüntüm ülkem için de aynı zamanda. Diyeceksiniz Fransa'daki bir olaydan Türkiye adına neden üzüntü duyuyorsunuz? Önce insanlık adına üzüntü tabii, duyuyoruz. Tabii. Özgürlük adına utanıyoruz. Gözü kara insanların yapamayacakları yoktur gerçeğini görünce bir kere daha ürperiyoruz. Ama ülkem adına çekincem şu. Maalesef Türkiye'yi yöneten siyasi yapı Orta Doğu'da bu tür radikal örgütlerle zaman zaman açıkça ortaya çıkan ilişkilerde gösterildiği gibi halvet olmuş, onlara destek vermiş ve onlarla bir takım dayanışmalar sergilemiş bir çizgi sergiledi. Şimdi Avrupa'da tıpkı Amerika'da 2001'den sonra olduğu gibi farklı bir güvenlik politikası uygulanacak. Farklı yaklaşılacak. Değişik inanç gruplarına orada yaşayan namuslu, Müslüman, temiz, o ülkenin kuralları içerisinde, o ülkenin vatandaşı olan milyonlarca insan var. Ve o insanlar şimdi aşırı sağ, dışlayıcı politika yürütenlerin doğrudan hedef haline gelecekler. Ve bulundukları, ekmek kazandıkları, çocuklarını geçindirdikleri, gelecek aradıkları topraklarda ayrıca siyaseten mahkum edilmeye çalışılacaklar. Türkiye için sıkıntı şu. Biz bu coğrafyanın tam ortasındayız. Bu kirli ilişkilerin Türkiye üzerinden sürdürüldüğü gerçeğini ne kadar reddeseler de değişik istihbarat servislerinin çalışmalarında bunları gördük Uğur Bey. Evet. Bunları gördük. Bunlar belgelendi. Türkiye'nin maalesef böyle bir sicili var. Bu gözü dönmüş bu karanlık örgütlerle bir siyasi himaye boyutunda bir ilişkisi var. Bu güvenlik politikalarının Türkiye'ye dönük yönünü ayrıca tartışmak lazım. Evet. O açıdan da çok ciddi bir dönem başlıyor. Avrupa boyutunda ve Türkiye boyutunda. Tabii Türkiye'ye baktığımız zaman doğrudan siyasete girdi diyeceksiniz benim için. Türkiye bugün Türkiye'yi yöneten bu karanlık zihniyetten bir an önce kurtulmak zorundadır. Sevgili İzmirliler, bakın açık söylüyorum. Armudun sapı üzümün çöpü demeden önümüzdeki seçimlerde herkesi aynı anda, aynı derecede mutlu etmek mümkün değildir. Bunu kabul edelim. Ama ortak bir çıkış yolumuz var. Bu beladan kurtulmanın yolu demokrasi ve sandıksa o zaman Türkiye bu operasyonu yapmak zorundadır. Bu demokratik imtihandan geçmek zorundadır. Ne ilgisi var diyeceksiniz? Çok ilgisi var. Bu iktidar, bu yapılanma, bu ilişkiler sürdüğü sürece bu coğrafyada hiçbirimiz rahat yaşayamayız. Kardeşçe yaşayamayız. İnançlarımızı özgürce yerine getiremeyiz. Bu karanlık çetelerin her zaman tehdidi altında. Altakya Verkül'a Türkiye her zaman hedefte olan bir ülke haline gelecektir. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Üzüntüm büyük. Evet. Ve bir de Fransa'nın yakın dönem tarihinden de aşağı yukarı çıkartabiliyoruz. Biliyorsunuz lejyonerlik yapısı, vahşi savaş kurallarını uygulayan bir ülkedir. Orada birçok masum, inançlı Müslüman, bu karanlıklarla ilişkisi olmayan
demin söylediğim. Evet. İçinde çok sayıda Türk yurttaşı da var. Her biri Fransa'daki bu cadı avının şu anda hedefi durumuna gelecekler. Ve Fransa'daki en kötü etkisi de ırkçı bir parti olan Ulusal Cephe Partisi sol karşısında bu hareketten dolayı bir siyasi avantaj elde edebilecek gibi duruyor. Bu çok değişik açıları var. Çok, çok değişik açıları var. Bakalım Sayın Aykut Erdoğdu hangi açıdan bakıyor ve bu acı olayı nasıl bir çerçeveye oturtuyor? Öncelikle bu gerçekten vahşi saldırıyı bütün kalbimle kınıyorum, lanetliyorum. Yani bir polis memuru elini kaldırmış şöyle, onun başına gelip o yaralı insanın alnına kurşun sıkmak, bunlarla bizim hiçbir benzerliğimiz yok. Hiçbir ve bütün İslam coğrafyasının hiçbir benzerliği yok. Ama kendimizi aldatmayalım. Bu insanların İslam'la alakası yok ama İslam coğrafyası ağzına kadar bu adamlarla dolduruldu. Bunu bir kere net olarak ortaya koymak lazım. Haluk abi çok güzel özetledi. Aslında Fransız toplumu için, medeniyet için, Batı ve Doğu medeniyeti için birden fazla sebebi, birden fazla sonucu olabilecek bir olayla karşı karşıyayız. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Sosyal medya bile bunlarla dop dolu. Bizim meslektaşımız, televizyoncu, iletişim uzmanı Sedef Kabaş arkadaşımız bir tweet attı diye gözaltına alındı, sorgulandı, efendim adliyeye çıkarıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şimdi bütün sosyal medyayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ona bağlı olan birimler tarıyorlar ve işte farklı bir düşünceyi dile getirdiği için çok büyük tepki alan o çevrelerden, hatta kellesinin kesilmesiyle tehdit edilen insanlara yönelik mesajlara hiçbir şey yapılmıyor. Maalesef. Hiçbir şey yapılmıyor. Buradan Sayın Lütfi Elvan'a da bunu hatırlatmış olalım. Şimdi Sayın Lütfi Elvan ve hükümeti bir panik ve korku halinde saldırıyı lanetliyorlar ama bunların beslediği trollerin attığı tweetlere bakarsanız bu saldırıdan memnuniyet duyan ve bu saldırı üzerinden Türkiye'deki laikleri, Atatürkçüleri, sosyal demokratları, sosyalistleri tehdit eden çok ciddi bir kitle var. Bu saldırıyla mutlu olan çok ciddi bir kitle var. Şimdi bu Fransa'daki saldırının detaylarına baktığımızda bu saldırıdan beslenenler kim beslendi? Bir IŞİD. Ne dedi? Döndü dedi ki bakın gittim evlerinin ortasında onlara vuracak kadar güçlüyüm. Birinci bundan fayda gören IŞİD. İkincisi Haluk abi çok güzel işaret etti. Avrupa'da etnikçi, kimlikçi, milliyetçi siyasetçiler bu olaydan çok beslendiler sola karşı. Şimdi Avrupa'da yükselen bir milliyetçilik akımı olacak, yükselen bir kimlikçilik akımı olacak ve bu saldırıyla hiç alakası olmayan, aynı zamanda Avrupa'nın da mazlum insanları olan, en zor işlerde çalıştıran, en düşük ücretlere razı olan, banliyölerde yaşayan insanlar da bunun mağduru olacak. Ama asıl Avrupa halkı mağdur olacak. Nasıl mağdur olacak biliyor musunuz? Bakın son dönemde bakın Fransa'da ne gördük? Fransa'daki eşitsizlikler dolayısıyla Fransız halkı sokağa çıkmıştı. İngiltere'de benzer bir şey vardı. Washington DC'ye şeyde New York'ta Occupy Wall Street hareketi vardı. Biz %99'uz diyorlardı. Bunların bir derdi vardı. Aynı Türkiye bunun 10 kat olarak gidiyor ama dünyada insanlar eziliyordu. Sermaye tekelleşiyor, zengin daha zengin hale geliyor, fakir daha fakir hale geliyor. İnsanlar işlerini kaybettiler, küresel krizler insanların emeklilik fonlarını, evlerinin değerini düşürdü ve büyük bir eşitsizlik halkası vardı. Bundan sonra ne olacak? Bütün bu eşitsizliklerin üzerine kalın bir örtü çekilecek ve bu kimlik siyaseti ezen ezilen ilişkisini perdeleyecek. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Bakın Türkiye'de korkunç bir adaletsizlik var. Gelir adaletsizliği var, kazanç adaletsizliği var, yolsuzluk diz boyu. Ama biz neyi konuşuyoruz? İki temel mesele üzerinde Türkiye'de dikkatlerimiz çekiliyor. Bir mezhepçi siyaset, bugün iktidarın güttüğü siyaset. İkincisi kimlikçi siyaset. İki diğer partinin ve iktidarla birlikte giden siyaset. Ne gündeme gelmiyor? Biz Cumhuriyet Halk Partilerin, sosyal demokratların gündemi, sınıf siyaseti, ezilme siyaseti gündeme gelmiyor. Aynen dünyada olduğu gibi. Niye böyle? Çünkü küresel bir tehditle karşı karşıyayız. Türkiye bu konuda yalnız değil. Fransa da yalnız değil. İngiltere'de bütün tehdit hepimizin karşısında küresel bir tehdit söz konusu. Onun için biz Türkiye'deki sosyal demokratlardan başlayarak bu küresel tehdide küresel bir meydan okuma gerekiyor.
Fransa'nın sosyal demokratları, İngiltere'nin sosyal demokratları, onların alana çıkıp bunu durdurması gerekiyor. Her tarafta saldırı altındayız. Çünkü kurtuluş bizim düşüncemizde. Biz bunu yapmadığımız takdirde insanlar dünyanın her yerinde, Türkiye'de olduğu gibi ezilmeye devam edecekler. Bu saldırının mağduru ezilen halklardır. Evet, doğru. Aynen katılıyorum ben. Nedim Şener soruşturmacı gazeteci olarak evet. Bir anlamda düşünce özgürlüğüne, basın özgürlüğüne yönelen de bir saldırı bu. Yani, farklı düşüncelere yönelen bir saldırı. Bu olayın cereyan ettiği tarih aynı zamanda mesela bugün Metin Göktepe'nin öldürülüşünün 18. yılı. Ve 18 yıl önce polisler tarafından öldürülmüştü Metin Göktepe. O nasıl ifade özgürlüğüne bir saldırıysa Fransa'da da karikatüristlerin canına kasteden bu saldırı elbette ki en önce basın özgürlüğüne yönelik bir büyük saldırı. Aynı zamanda terörün kol gezdiği bir coğrafyadayız ve daha birkaç gün önce Sultanahmet'te bir polisin şehit olmasıyla sonuçlanan bir terörist saldırı yine bize Türkiye bu nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı hatırlattı ve ben de bütün bu saldırıları yapanları kınıyorum ve tamamen burada özgürlük yanında özgürlüğün için mücadele edenlerle beraber aynı yerde durduğumu hatırlatmak istiyorum. Tabii bu otoriter zihniyet ister parti görüntüsünde olsun ister teröristler tabii teröristin kendisi zaten aynı bu şekilde besleniyor. Otoriter zihniyet her kim taşıyorsa ilk yaptığı şey zaten basın özgürlüğüne saldırı. Burada da aslında Fransızlara veya işte İngilizlere falan bir saldırıdan ziyade burada doğrudan düşünce özgürlüğüne herhangi bir konuda düşüncesini ifade edenlere yönelik bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu aslında dünya demokrasisine bir saldırıdır. Bu bizim bugün ve gelecekte karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi göstermektedir. Bugün Türkiye'de yaşadığımız sorunla da benzer bir sorunu işaret etmektedir. Yani gazeteciye, IŞİD gazeteci katliamını coğrafyasında, Irak'ta, Suriye'de, o bölgelerde gerçekleştiriyordu. Şimdi bunu Avrupa'ya taşımış oldu. Yani gazeteciliğin 11 Eylül'ünü yaşıyoruz diyebiliriz bu anlamda. Bundan sonra küresel anlamda her gazeteci yaptığı her şeyden bu terör örgütlerinin hedefi haline gelmiş sayılacaktır bana göre. Bu Türkiye'deki gazeteciler için de böyledir. Türkiye'deki bakın aynı zihniyette olan maalesef bu sektörde çalıştığımız gazeteler yine Türkiye'deki mizah dergilerini tehdit edecek türden açıklamalar bile yapmakta. Hatta bu saldırıyı meşru gören yazılar yazabilmektedir. Bu en korkunç olan budur. Bu sektörün de önemli bir kısmı yani Türk basın sektörünün bir kısmı da maalesef bu tür saldırılara destek olmaktadır. Bu beni en çok endişeye sevk eden bölümlerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada eğer demokrasiyi inşa edemezsek Türkiye'de de ifade özgürlüğü başta olmak üzere demokrasiyi inşa edemezsek bence ileride Türkiye'de de lokal olarak bu tür saldırıların meydana geleceğini göreceğiz. Zaten biz Türkiye coğrafyası olarak deminden örnek verdim. Metin Göktepe olayında olduğu gibi sabıkalıyız. Hrant Dink cinayetinde bu konuda sabıkalıyız. Uğur Mumcu'da, Abdi İpekçi cinayetlerinde Türkiye coğrafyası zaten sabıkalı ve ben gitgide bu düşünce, bu otoriter, bu faşizan düşünce anlayışının Türkiye'de maalesef gazeteci katliamlarına, cinayetlerine yol açabilecek gelişmelere sebep olabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Tabii. İslam'a ya da herhangi bir inanca sahip kişileri saygısızca değerlendirmek, bu dinlere saygısızlık yapmak, hatta inancı olmayanlara karşı saygısızlık yapmak ve onları eleştirmek ayrı, hepimiz bir saygısızlığın karşısında mutlaka dururuz. Hele hele dinimize en başta bizler sahip çıkarız. Ama bu bir katliama dönüşünce, bir vahşete dönüşünce bunun lanetlenmesinden başka vicdan sahibi, düşünce sahibi yani İnsan olan herkesin yapabileceği başka bir davranış yok. Uğur Bey zaten biz burada konuşurken farkındaysanız ben de bundan kaçındım. İslam kelimesini ağzımıza almadık. Terör, faşizm, evet. Otoriter yönetim derken de herkes burada buna tabii, zaten dikkat etmeye tabii, çalıştı. Tabii, tabii. Bunun farkında ama olduğunu düşünüyoruz. Bunu yaparken hep şu hataya düşmeyelim.
Dinimiz bizim ortak değerlerimizdir. Korumamız gerekiyor. Ama bu dincileri teşhir etmek zorundayız. Bu barbarların dinle alakası olmadığını ve bu coğrafyada yoğun olarak bulunduklarını, hele şu Suriye'deki... Şimdi biz dinimizi ve dindarları korumaya kalkarken, bu bizim çünkü saygıyla baktığımız bir şey. Ama bu vahşileri, bu dini her türlü zulme aracı haline getirenleri de teşhir etmek durumundayız. Gayet tabii. Hırsızı savunanların dindarlıkla ne gibi bir ilgisi olabilir Allah aşkınıza? Şimdi hocam güncel bir gelişmeye geçelim. Ama ben önce salonumuzda bulunan emeklilerin lütfen ellerini kaldırmalarını rica ediyorum. Yani ağırlıklı olarak emekli yurttaşlarımız buradalar. Herhalde çok mutlusunuz yapılan zamdan. Ama yani yıldızlar kadar para, 24 lira 42 kuruş. Nasıl harcayacaksınız onu? Şimdi bakın, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu emeklilerle bir toplantıda konuşurken bir emekli yurttaşımız ayakkabı fırlattı. Herhalde iktidara fırlatmaktan korktuğu için bu zammın sorumlusu olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördü ve ondan dolayı fırlattı diye düşünüyoruz. Tabii hiçbir politikacıya, hiçbir kimseye ayakkabı fırlatılmasın. Kimse istemez bunu. Hocam ne diyorsunuz bu ayakkabı fırlatma konusunda? Evet. Şimdi demin bir giriş yaptınız ama kaldı orada. Yani hırsızı savunan dindar olmaz dediniz. Ama siz şu anda Türkiye'deki en muteber mesleği eleştirmiş oldunuz. Yani mahkeme koruması, kayıtları, kararı altında Türkiye'de bugün en geçerli. Çocuklara sorarlardı değil mi? Evvelden ne olmak istiyorsun yavrum? Doktor olmak istiyorum, mühendis olmak istiyorum, hemşire olmak istiyorum, öğretmen, polis. Her türlü mesleği sayardı. Şimdi artık yaşadıklarımızdan sonra korkuyorum ben. Çocuklarımız hırsız olmak istiyorum baba. Ya da... Ali abi, CV'sine şöyle yazacak. 2009-2011 ilçe örgütünde, ilçe teşkilatında hırsızdım. Mesaj, ama... Boğaziçi'ni bitirdim, master yaptım. 2009-2011 ilçe teşkilatına hırsızlık yaptım. Yani Haluk Bey, yalnız sağlam bir babanız olması lazım arkanızda. Valla... Ben şimdi hocam izin verirseniz salona sorayım. 24 lira 42 kuruş değil mi? Yanılmıyorsam 44 kuruş mu? Ne olmalıydı size göre zam? Kaç lira olmalıydı? Emekli aylığı en az 1500 lira olmalıydı diyor hanımefendi. Ama olması gereken Uğur abi, onun bir matematiği var. Şimdiye kadar emekli büyümeden pay alamadı. Yasal hakkı olan. Yani ekonomi büyüyor ya, o büyümeden emekliye pay verilmedi. Kanun hakkını alamadılar. O zaten 1500 liranın üstünde. Abla mantıklı söylüyor, hakkı o. Yani sadece enflasyon payı verdiler. Bakın bir de bir ekonominin büyümesiyle ilgili bir pay var. Tamam. Ablanın dediği rakamın böyle şimdi bir mantığı hocamın var. Hocamın sözünü kesmeyelim. Hocam bu konuda ayakkabı fırlatma konusunda konuşmasını sürdürsün. Tabii bu kabul edilebilecek bir olay değil. Sayın Kılıçdaroğlu daha önce taşeron işçilerin sorunlarıyla ilgili sendikaların katıldığı, tarafların katıldığı, sosyal grupların katıldığı, taşeron işçilerin şu anda temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay yaptı. Ve sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde taşeron işçiliği kaldıracağını, yani bu modern kölelik dediğimiz, sosyal güvencesi olmayan, toplu sözleşme sendika hakkı olmayan, bu insanlık dışı çalışma sistemini Türkiye'den kaldıracağız sözünü verecek adımları attı. Ve bunu da seçim bildirgemize koyacağız.
Daha önce tarımın sorunlarıyla ilgili yine ilgili sendikalar, ziraat odaları, katılma cesareti gösterenler tabii benim söylediklerim. Korkmadan gelenler o çağrıya. Bütün bunlardan sonra bir tarımda ne yapacağımızı katılımcı bir şekilde tarafları da dinleyerek yavaş yavaş vücuda getirdik ve seçim bildirgesine yer alacak. Bugünkü toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu emeklilerle, emekli dernekleriyle, sendikalarla, biliyorsunuz 3 tane dernek var. Sendikalar var yeni kurulan. Sayısı çok olan, üye sayısı çok olan ama emeklilerin hakkını savunma noktasında hükümet ne derse ona bir buket çiçek götürerek teşekkür eden dernekler de var. Ya yani bütün bunların temsilcilerini ayırt etmeden topladı. Ne olabilir tartıştı ve bunlarla ilgili çıkacak sonucu Cumhuriyet Halk Partisi. Geçen seçimde belki biz anlatamadık. Biz haksızız. Biz suçluyuz. Emeklerimize tam anlatamadık 2011 seçimlerinde. Ama 2015'e giderken yaşanan bütün sıkıntılardan sonra sık sık konuşmalarında da vurguladı, hatırlayacaksınız. Elinizi vicdanınıza koyun dedi. Sizin hakkınızı savunan tek bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Yani bir tarafta bakıyorsunuz alaverenin her türlüsü. Yani hırsızlık parasını sanki devlete emanete verip hukuk takla attırılarak takipsizlik kararı çıkartılıp o emanetteki paraya sizlerin helal vergilerinizle ödediğiniz paradan bir de faiz vererek gel kardeşim hayırsever iş adamı ve onun uzantıları şu büyük bavullara paranızı doldurun gidin bakalım. Hatırlıyorsunuz değil mi o görüntüleri? Bavullara konan paraları. Yani bütün bunlar yaşanırken bir yılın sonunda işçi ve Bağkur emeklilerine 24 lira, memur emeklilerine 45 liralık bir zam. Yani günlük simit parası bile değil. Bu vatandaşlar hatırlıyorsunuz sevgili İzmirliler. İktidara gelirken meydan meydan çay simit hesabı yaptılar. Ama simidi unuttular şimdi. Şimdi altınlar içinde yaşıyorlar. Altınlar, altın kupalarla içiyorlar. Altın lavabolar. Nasıl defaciyet yaptıklarını söylemiyorum. Yani herhalde altın kaplamalı klozetlere oturuyorlar. Tanesi 8 bin euro. Ve şimdi çay simit hesabı bitti. Ben de geçen gün altınla hesapladım. Bakın 2000'de asgari ücret... Sonuçta emeklileri de bağlayan bir karşılaştırma. Asgari ücret 120 lira. Karşılığı o tarihte 26 gram altın. Yukarıdaki padişahların anlaması için söylüyorum bunu. Yıl 2015. Yeni girdik. Daha bir hafta oldu. Asgari ücret 950 lira. Karşılığı 6 gram altın. Emeklilere yapılan maaş zammı günde bir simit parasına gelmiyor günlük. Onun için ben bütün emeklilere aynı genel başkanım gibi, arkadaşlarım gibi Cumhuriyet Halk Partisi adına sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Anamın partisi, babamın partisi dönemi bitti. Şimdi artık zenginin partisi var, hayasızın partisi var. Sömürenin partisi var, hırsızın partisi var, haramın partisi var. Sevgili İzmirliler, sizler onurlarınızla emekliler için söylüyorum. Benim rahmetli babam da dahildi buna. Onurlarınızla bu ülkeye bulunduğunuz hangi iş noktasıysa hizmet ettiniz. Eğilmediniz, bükülmediniz. Eğilmediniz, bükülmediniz. Primlerinizi ödediniz. Emekliliğe hak kazandınız. Şimdi geçinebilmek için hele de büyük şehirde emekliyseniz yetiştirdiğiniz çoluğun çocuğun eline bakar hale geldiyseniz aldığınız maaşla
normal yapmanız gereken harcamaları yapamaz hale geldiyseniz, bir de kafanızı çevirdiğinizde hırsızların bu ülkenin başına bela olduğunu gördüğünüzde, sizin çalışacak bir vicdanınız olması lazım artık. Artık yeter. 9 milyon emekli var aileleriyle beraber. Burada mutlaka emekliler taraf olmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Aykut çok kısa söyledi. Çok açık ve net söylüyoruz. Bakın, bir defa çalışanlarla emekliler arasındaki bu büyük ücret uçurumu giderilecek. Arkadaşlarımız 1500 lira dedi. Ekonomist arkadaşlarımız çalışıyorlar. Selin Hanım, Faik Bey çalışıyorlar. Bunun, biz gerçekçiyiz. Bir de bütçe karşılığı olması lazım. Efendim siz bunu vereceksiniz. Kaynak nerede? Önce ayakkabı kutularını boşaltacağız. Önce senin kasalarını boşaltacağız. ...2000 yılından sonra emekli olanlara da intibak yasasını yarım bıraktılar biliyorsunuz. O da bizim projemizdi. Onun tamamını çıkartacağız, söz veriyoruz. Katsayı ve gösterge sistemi planlanacak. Yaşanabilir bir seviye olan 1500 dediniz. O, ona benzer bir seviye ilan edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Cumhuriyet Halk Partisi emeklilere bu sözü veriyorun altına hepimiz imza atacağız. Hepimiz imza atacağız. Aranızda çalışan emekliler var. Eli kolu tutuyor. Sizden sosyal güvenlik primi kesiliyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kaldırılacak. Çok açık ve net. Emeklilerden hani devrim yapmışlardı. Ben hekimim, doktorum. Sağlık sisteminde devrim yapmışlardı. Tak kapı, istediğin hastaneye gidecektin. Değil mi? İstediğin eczaneye gidecektin. Yıllardır bunlar ne süründürmüştü sizi, değil mi? Şimdi selamünaleyküm, hastaneye gittin. Daha kapıdan katkı payı başlıyor. Hele de biraz hastalığınız ciddiyse, yatma gerektiriyor, ameliyat gerektiriyor ise, hadi bakalım şu süslü hastanelere bir gidin bakalım. Cebinizden %200'e kadar fark verirseniz ancak orada hizmet alıyorsunuz. Yalanları bir bir çıkıyor. Emeklilere muayene ve ilaç katılım payları, fark ücreti alınması uygulamasına son verilmesi üzerinde de Cumhuriyet Halk Partisi ekonomistleri çalışıyor. Aykut söyledi. Türkiye'deki refah artışından, milli gelirden emeklilere pay verilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu haksızlık kaldırılacak. Onun için daha birçok maddesi var. 9 milyon emekli var. Ben sevgili Uğur Dündar'a teşekkür ediyorum, emekliler. Çünkü o kadar çok tweet attılar, o kadar çok mesaj yolladılar, o kadar çok faks çektiler ki bu programın duyurusu olduğunda. Ne olur bizim sesimizi dile getirin diye. Bir de yaşa takılan emekliler var. Yaşa takılarak emeklilik hakkını kullanamayanlar var, haksızlığa uğrayanlar var. Bunlarla ilgili de çalışma ve düzenleme yapılacaktır. Bunu partim adına, partinin genel başkan yardımcısı ve sözcüsü olarak genel başkanım adına da İzmir'de bütün emeklilerimize bu sözü veriyorum. Açıkça veriyorum. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu program yayınlandığı gece diğer haber kanallarına oranla çok güzel bir reyting yapıyor. Biz reyting peşinde koşmuyoruz. Ama çok sayıda seyircimizin bizi izliyor olması açıkçası Halk TV'nin de başarısı ve bu programın da sizlerin katkısıyla nasıl bir çizgiye geldiğini gösteriyor. O bakımdan bir sosyal medya mesajını sizinle paylaşmak istiyorum. Az önce bahsettik. Nasıl bir nezih üslubun ünlem işaretli sosyal medyaya egemen olduğunu. Çünkü nefret söylemiyle yüreklerini dolduranlar aslında sevgiyle doldurması gerekirken oturdukları yerden sürekli nefret tohumları ekenler kin, öfke ve saldırganlık biçiyorlar. Ve arkalarını bu nefret söylemlerini dile getirenlere dayadıklarını düşünenler saldırının dozunu
kaçırıyorlar. Şimdi bir mesajı paylaşıyorum size. Murat diye bir vatandaşımız göndermiş. Diyor ki, az önce babam Halk TV'deki programa şaşırarak bakıp, "Aa, Uğur Dündar Sözcü ölmemiş miydi ya?" dedi. Şimdi literatürde ünlülere sataşma hastalığı diye bir sendrom vardır. Tedavisi mümkün değildir. Ama ben de Murat'a verilecek bir ilaç var. Sevgili Tosun, pardon Murat. Şimdi bizi ne kadar çok seyrettiğinizi bu mesajla dile getirmişsin. Yani baban da sen de benim ne kadar sağlıklı bir şekilde bu programı yürüttüğümün farkındasın. Onun için sen ol. Öylesine hastalıklara duçar olmaktan vazgeç Tosun. Pardon Murat. Çok tehlikelidir yani ünlülere sataşma hastalığı. Çok sert cevaplar gelebilir. Şimdilik bununla idare ediyorum. Aykut Erdoğdu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün Özgür Özel'i aradım. Manisa milletvekilimiz, yoldaşımız, kardeşimiz Özgür Özel'i. İstanbul'da genel başkanın yanındaydı bugün. Dedi ki toplantı sonuna doğru yaklaştık. Genel başkan emeklilerin sorunu. Genel başkanı çok nazik bir insandır. Gerçekten bize karşı da çok kibar, demokratik. Söylesek dinler, şey yapar. Bazen de böyle ısrarla anlatırız, sabırla dinler. Hatta bazen o dinlerken ben şey yapıyorum. Yeter artık falan diyorum. Şimdi bugün emeklilerle konuşuyor. Genel başkanın çok önemli bir şeyi var. Emeklilerin durumunu çok iyi biliyor. Çünkü bürokratlık kökeni oradan geliyor. SSK Genel Müdürü. Ha bu arada parantez açıyorum. Bu Tayyip Erdoğan çıkıyor. Genel müdür, genel müdür, genel müdür diye küçük düşürmeye çalışıyor. İnsanların mesleği onurudur. Ama o genel müdür diyen var ya, su saati okuyucusu. Ve hayır, çok onurlu bir iştir. Su saati okuyuculuğu da bir emekçi iştir. Ben İstanbul'da onlarla şey yaptım ama böyle küçük, düzeysiz eleştirilerle, insanları meslekleriyle yargılamaya kalkıyor. Bugün neyse toplantı oluyor. Genel başkan sorunları dinliyor, çözümleri anlatıyor ama bu AKP'yi panik eden bir şey. Biri geliyor, son derece profesyonel, son derece programlı. Hatırlayın, çıkarıp ayakkabı atmak çok önemli bir şeydir. Irak'ta atılmıştı. Son derece düşünceli bir şekilde sağ kanattan giriyor, ayakkabıyı atıyor ve Özgür o sırada ayağa kalkıyor. Diyor ki tam üzerine gidiyordum, genel başkanı söyledi ki lütfen arkadaşlar nazik olun, incitmeyin. Böyle bir adamdır Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ve bu Türkiye demokrasinin umududur. Çünkü aynı ayakkabı Recep Tayyip Erdoğan'a atılmış olsaydı o adamın orada ölüsü çıkardı. O adamın, bakın biz bunu gördük. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının korumaları var, ona gerek yok. Gençlik kollarımız var, orada bir sürü bizim yoldaşımız var. Orada genel başkanın kaygısı çok önemli. İncinmesin diyor. Bakın bu bile nasıl yönetecekleri üzerine kanaat oluşturur. Soma'da hatırlıyor musunuz? Girdi birini tokatladı. Danışmanı yerdeki madenciyi tekmeledi. Ya sen cumhurbaşkanısın, başbakansın. Onun için 5000 korumayla geziyorsun. O gün gitti, gittiği mitinglerde 10.000 kişi geliyor, 7.000'i resmi sivil polis. Polislere konuşup konuşup geri dönüyorlar. Eğer sen halkına böyle davranırsan, işte o zaman 7.000 poliste, 8.000 poliste bilmem zırhlı arabalarla gezersin. Hiçbir korkuya benzemez. Halkını satanların korkusu demişler. Recep Tayyip Erdoğan'da görüyoruz. Bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla gurur duydum. Onur duydum bu davranışıyla. Yine de oradaki düşüncesizliği yapanı suçlamak istemiyorum ama ciddi bir hükümet operasyonu gibi geliyor. Bu bir zavallılıktır. Oradaki işçi kardeşimizin derdi varsa eminim ilk Erdoğan Toprak abimiz onunla ilgilenecektir. Çünkü bir de ona da bir saldırı var bu aralar Takvim gazetesi üzerinden. Takvim diye bir paçavra var. Ve bu Takvim paçavrası öyle bir paçavradır ki o kursaklarındaki haram lokmaları hiç düşünmeden insanlara saldırıp duruyorlar. Son dönemdeki haberlerine bakın Takvim gazetesinin. Ya insanda biraz vicdan olur. Sen yazamazsın. Herhangi bir gazete yazar. Ama sizin oradaki bütün o köşe yazarları kursağınızda o tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Utanmaz herifler. 630 milyon dolarlık rüşvet havuzu kurulacak. Orada Mehmet Cengiz, hepimizin anasına küfreden Mehmet Cengiz 100 milyon verecek.
Nihat Özdemir 100 milyon verecek. Ondan sonra onlara TCDD'nin ihalelerini vereceksiniz. Üçüncü havalimanı ihalesinin rüşvetlerini peşin ödeyeceksiniz. Bir de utanmadan çıkıp orada yolsuzluk hesabı sormaya çalışacaksınız. Siz bunu soramazsınız. Türkiye'de herkes sorar, biz parti içinde de oturur bunu konuşuruz. Ne iddia varsa biz bu parti içinde konuşuruz, hiç unutmayın. Ve ilk genel başkanımız araştırtır bu işleri. Parti içinde tartışmayız biz kendi partimizi. Ama emin olun, burası namuslu insanların partisidir. Utanmaz herifler, Takvim gazetesinden tetikçilik yapıyorsunuz. Şimdi seçime yönelik bu paçavralar hazırlanıyor. Malzeme biriktiriyorlar, bize bilgiler geliyor. İlk Uğur abiye bu şey tehditlerdir. Uğur Dündar üzerinde İzmir'i, çok özür dilerim, anlatayım abi bunu. Yani çünkü bu halk bilmeli bunu. Nelerle uğraştığımızı bilmeli. Yani ben... Şimdi o ahlaksızlar dönüp mahallelerimizde araştırma yapıyor, telefon açıyorlar. Uğur abinin oturduğu mahalleye telefon açıyorlar. Evinden arabasına kadar her şeyi resimliyorlar. Bir öykü yaratmaya çalışıyorlar. Ve bunun için toplantılar yapılıyor. CHP'nin üst yöneticileri hakkında, benimle Özgür hakkında bu bilgi geldi. Barış arkadaşa geldi. Haluk abi sorduk, bilgi de doğru. Seçime yakın bize iftira atmak için bir film hazırlayacaklar. Bir takım resimler çekiyorlar. Aralarına boşlukları dolduracak öyküler koyuyorlar. Bunlardan hedeflerinden biri Uğur Dündar. Biri Haluk abi, biri Özgür Özel, biri benim, biri Veli Baba. Ama onlara şunu söylüyoruz. Bizim öyküye ihtiyacımız yok. Biz alçaklıkları, biz namussuzlukları, biz kahpelikleri, biz yetimin hakkını, emeklinin hakkını o çelik kasalarda gördük. Üstelik ortağınız yakaladı. Suçüstü halini yakaladı. Utanmaz herifler. Siz kimsiniz bizi iftira atmak kim? Biz Kuvayi Milliye'yiz. Biz... Her kurum köküyle hatırasıyla anılır. Bu kurumun kökleri Kuvayi Milliye'ye dayanırken sizin kökleriniz İngiliz muhiplerine dayanıyordu. Sizin kökleriniz Amerikan muhiplerine dayanıyordu. O Kuvayi Milliye mücadelesinde bizi sırtımızdan vuranlar sizlerdiniz. Biz yedi cephede sizi biliyoruz. Bugün gelmişsiniz. Kurtuluş Savaşı'na sahip çıkıyor. Tek parti iktidarını bize bırakıyor. Menderes'e küfrediyor. 2002 öncesi diye hepsini bir çuvala koyuyor. Ya bu kadar yüzsüzlük olmaz ya. Şimdi sevgili Aykut bahsettiği için ben kısacık değineceğim. O bahsetmese üstünde bile durmam. Kusura bakma. Şimdi, yani Uğur abi belki şey yaptım. Bizler Nedim, ben soruşturmacı gazetecilik yaptık. Hayatımız hırsızları kovalamakla geçti. Ama devran değişti. Hırsızlar şimdi gazetecileri kovalıyor. Her tarafına gittik. Banka hortumcularının peşinden koştuk. Cayman Adaları, Pasifik Adaları, Manş Denizi. Aklınıza gelen her yer. İsviçre'nin kara paraları en iyi akladığı dönemde hep bulduk, buluşturduk ve devlete teslim ettik. Devlet de o gelirleri hazineye irat kaydetti. En son 22 milyon dolar kazandırdım ben bu devlete. Şimdi bizim kumaşımız o kadar temiz ki o çamurlar bizim üzerimize asla yapışmaz. Ben bütün netliğiyle söyleyeyim. O çamuru atanlar o çamurun içinde boğulurlar. Bizim hesabını veremeyeceğimiz, gülerek söylüyorum bunu, yani alay ediyorum bunlarla, 5 kuruş dahi bulamazlar. Gelsinler, ben yardımcı olayım kendilerine. Ben götüreyim, evlerimi göstereyim, her şeyimi göstereyim. Çünkü biz şirketler sahibi olmadık. Anamızın ak sütü gibi helal, namlunun ucunda paralar kazandık. Sizler biliyorsunuz o paraları nasıl kazandığımızı. Ben eğer bu iktidara yağcılık yalakalık yapmış olsaydım, bugün o tetikçiliği yapan gazetenin eski sahibinin sahip olduğu televizyonda bana haberleri teslim edeceklerdi. Yani ben yağcılık yalakalık peşinde koşmuş olsaydım 2-3 televizyon sahibi olurdum. Kiminle dans ediyorsunuz siz? Ben buradan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e açık dilekçe yazıyorum. Benim bütün hayatımı araştırın. Bütün banka hesaplarıma girin. Hepsi elinizin altında. 5 kuruşluk kayıp dışı bir gelir bulamazsınız. Hepsi anamın ak sütü gibi helaldir. Hepsi. Çok özür dilerim Haluk abiyle. Abi şunu söyleyeyim. Bu Taksim paçavrası elbette ki medyamızı kurmak için elimizden geleni yapacağız. Reklama gideceğiz hemen. Hemen söylüyorum.
Bir elbette ki medyamızı kurmak için gönüllü iş adamları varsa desteklerini rica edeceğiz. Bu düzenden kurtulma. Ama bize diyorsanız ki biz sizin gibi ahlaksızlık etmişiz, bir tane belediyede imar izni satmışız. Allah göstermesin. Bir tane iş adamından iş karşılığı almış diyorsanız bize o yargılamaya hakkınız tabii, var. Tabii, ama tabii. Havuz medyasının utanmazları. Biz mi 3. havalimanını sattık? Biz mi TCD'de ihalelerini sattık? Biz mi bakanı görevlendirip de ahlaksızlık yapıp ihale karşılığı para topladık? Yani bununla biz suçlanabilir tamam. miyiz ya? Yani bunları gülüp geçmek adam lazım. Adam insanın zoruna gidiyor ya. Bu tür saçmalıkların, bu tür safsataların ve iftiraların bir tweetlik canı var. Bir tweet atarsınız, dalganızı geçersiniz, bitirirsiniz. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arası. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. İzmir Bornova'dan Halk Arenası canlı yayını coşkulu bir katılımla devam ediyor. Öylesine istenlikli ve coşkulu bir katılım ki bu buz gibi soğuk havada bile reklam arasında bizi bırakıp evlerine bir an önce koşmak için gayret sergilemiyorlar. Sağ olun, var olun. Dışarıda hava soğuk ama bizim atmosferimiz çok sıcak, sımsıcak. Sevgili Nedim Şener'de kalmıştık. Nedim Şener dendiği zaman akla çok cesur, çok çarpıcı, hafızalara mıh gibi yerleşen soruşturmacı gazetecilik örnekleriyle sürüp giden bir yaşam ve bunun sonrasında hiç beklenmedik bir anda bir kumpas sonucu cezaevinde bir süre geçen bir karabasan ve ondan sonra tekrar özgürlüğüne aramıza kavuşması gelmesi. Sevgili Nedim, eskiden soruşturmacı gazetecilik örneklerini sergilerken zorluklarla karşılaşırdık. Tuzaklar kurulurdu, ölüm tehlikeleri atlatırdık ama sonuçta halkın gerçekleri öğrenme hakkı adına yapılan bu mücadelede gazeteciler muzaffer bir şekilde görevlerini yaparlardı. Şimdi biraz önce de söyledim, durum tersine döndü. Artık gazeteciler hırsızları kovalamıyor. Çünkü hırsız kovalamak aslında bizatihi hırsızlığın kendisi suç sayılması gerekirken kovalamak suç oluyor. Evet. Ya bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsun? Baştan biraz geleyim. Şimdi bu hükümet, ya bu parti kurulduğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hayatımıza girdiğinde ve iktidar olduklarında adaleti cemaate teslim ettiler polisiyle, yargısıyla. Kalkınma kısmını kendilerine aldılar. Şimdi zaten Türkiye'nin iki... Yani kalkınmadan memnun değil misin? Ben toplum adına memnun değilim. Kendi adıma her zaman sıkıntıya razıyım, toplum için çalışmaya. Fakat toplum adına işte emekliler 24 lira alıyorsa ben tabii ki mutlu olmam söz konusu olamaz. Dolayısıyla ve bu yani Adalet ve Kalkınma Partisi iki koalisyon ortağıyla bir arada mutlu mesut çalışırken Türkiye'nin iki önemli sorunun da kaynağı haline geldiler. Haksızlık, hukuksuzluk ve çalma, çırpma, yolsuzluk gibi iki önemli sorunun da kaynağı, nedenini oluşturdular. Oysa hatırlayacaksınız, iktidara geldiklerinde siz hepimiz yakından takip ettik. Bir soruşturma komisyonu, yolsuzluk araştırma komisyonu kurmuşlardı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu o dönemden tanıyorum. Ve çok önemli bir çalışma yapmışlardı CHP ile AKP. Ve 36 tane başlıkta yolsuzluk belirlemişlerdi. Evet. 18'i soruşturma, 18'i araştırma komisyonu. 7-8 tane siyasetçiyi 5 ayrı yüce divan mahkemesine yargılatmışlardı. Değil mi? 3Y ile mücadele ederek yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele ederek geleceklerini söylediler. Ama biliyor musunuz? Burada ilk defa bunu söyleyeceğim. Yolsuzluk araştırma komisyonunun bir AKP'li üyesine o dönemki Adalet Bakanı Cemil Çiçek bir mektup yazıyor bir vesileyle. Ben mektubu kendim okudum. İki defa
okudum hatta. Yanında bana okuttu, vermedi örneğini. Cemil Çek, ANAP döneminin de siyasetçisi. Diyor ki biz mektupta ANAP'ın ikinci döneminde çürüme başlamıştı. Ama biz ilk üç yılda çürüme başladı. Yani bizde, AKP'nin. Yani AKP'de. İlk üç yılında çürüme başladı demişti. Şimdi doğruydu, doğru bir tespitti, doğru bir gözlemdi. Haluk Hoca da şahittir. Daha ilk hükümet kurulur kurulmaz vergi kaçakçılığından sanık bir adamı Maliye Bakanı yaptılar. Yani Abdullah Unak'tan. Buradakilerin Kemal yaş... Kemal oğlu, özür dilerim. Oğlu tabii. Bunlar oğullarla iç içe oldu. Tabii, ben karıştırdım, özür dilerim. Şimdi, yani hükümetin yolsuzluklarını 17 ve 25 Aralık'tan sonra keşfetmiş gibi yapanlar var ya, onlara ben çok şaşırıyorum. Biz 2002'den itibaren bu adamdan Maliye Bakanı olmaz dediğimizde, çünkü vergi kaçırıyor, yolsuzluk yapmış, hatta oğluyla sahte naylon fatura işi yapıyor, oğluna imtiyazlar tanıyor. Bugün yapılan, bugün 17-25 Aralık'taki ne varsa benzerini yapmış. Hatta o yetmemiş, başbakan bizzat Abdülhatif Şener gibi bir adamdan özelleştirmeyi almış, ona bağlamış, orada daha büyük icraatlar yapmış. Galata Portlar, Tüpraş gibi olaylara imza atmış, değil mi? Şimdi dolayısıyla biz bunlarla hep yaza yaza, topluma anlata anlata belli bir yol aldık. Ben çok iyi hatırlarım, Unak Itan'la ilgili kitap yazdığım zaman Haluk Hoca meclis kürsüsünden Unak Itan'a kitabı sallıyordu. Gensur'da değil mi Üstad? Fakat onların hiçbirisinde sonuç alınamadı o süreçte yapılan mücadelelerde. Hatta ben hatırlıyorum, Kızılcahamam toplantısında Tayyip Erdoğan bazı arkadaşlarımız tökezleyebilir, onlara destek olmamız lazım diyerek tekrar onu korumuştu. Sonra bir vesileyle siyasetten silindi kendisi. Allah sağlık versin. Sağlık sorunları varmış galiba. Rabbim Cleveland dedi. Rabbi Cleveland demiş, evet. Öyle demişti. Doğru, doğru. Dolayısıyla Türkiye'de yolsuzluklar ta 2002'den beri, daha önceden ne varsa, ondan önceki dönemlerde de Türkiye'de yolsuzluk bir yapı, kalkınma yapısı. Hatta bir meşhur polis var, Hanife Avcı. Eğer yolsuzluğu çeker alırsanız Türkiye ekonomisi büyüme durur diye. Bunu en iyi Uğur Dündarlar bilir, çünkü 70'li yıllardan beri yolsuzlukla nasıl bir kalkınma yöntemi olarak kullanıldığını en iyi tarif etmiş. Türkiye'nin en önemli iş adamlarının nasıl yolsuzluğun içinde olduğunu topluma göstermiş insanlarsınız. Biz sizlerden öğrenerek, sizlerden görerek bu gazeteciliği bu hale yapmaya, bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Uğur Mumcular'dan gördüklerimizle, okuduklarımızla yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla süreç getirdi bizi mesela 17-25 Aralık olaylarına kadar. Ondan önce ne vardı? Çok kısa vadede hatırlayacağız. Deniz Fener olayı vardı. Yine o tarihlerde cemaatte, hükümette, bütünüyle bunların üzerine giden savcıları mahkum eden, yargılayan bir süreç yaşattılar Türkiye. Ama 17 Aralık geldiği zaman bir anda süreç kırıldı. Ondan öncesi var bunun. MİT krizi, 7 Şubat MİT krizi olayı falan var. Hükümetle çatışmasının başka nedenleri var. Ama ben olayı şöyle tarif ediyorum Orhan abi. Siz adaleti bıraktığınız cemaat kısmı var ya, yargısıyla polisiyle bıraktığınız cemaat sizi gözlüyor kalkınma kısmında. Zaten sizi dinliyor, izliyor her zaman. Ya düşünün, böcek denilen olayda bile, o olayın yarısı doğru olsa bile, koruma polisleri bile adamlardan çıkıyor, cemaatten çıkıyor. Şimdi siz trafikte araç kullanan bir şoförsünüz ama hiçbir kurala yapmıyorsunuz, uymuyorsunuz, kemer takmıyorsunuz. 17 Aralık günü polis size dur diyor. Bir dakika arkadaş, bu adam yıllardan beri bu kuralsızlıkları yapıyor. Ne oldu da şimdi dur diyorsun? Dur, artık o arabaya ben bineceğim demek istedi. İşte o kavga onun göstergesi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız kavga ve yolsuzluklar konusu da bunun tezahürü, bunun yansıması. Bakın, gelinen noktada Yüce Divan'da atlayarak çare bulmaya çalıştılar. Farkında mısınız? Hiçbir kimse, başbakan da, cumhurbaşkanı da, bakanlar da, bir AKP'li yazar dahi, yandaş basında dahi, bu dört bakan temizdir demiyor, farkında mısınız? Şimdi oraya geleceğiz hocama. Ya, demiyorlar, evet. Neden? Çünkü herkes bunun yolsuzluk olduğunu biliyor ama başka bir gerekçeyle kapatmaya çalışıyor. Dolayısıyla yolsuzluğa geldiğimiz, bizim açmazımız budur. Yani budur. Bizim çaresizliğimizse elden bir şey gelmiyor. Biz bunları insana anlatmaya çalışıyoruz ama toplumun vicdanında bir yer bulmasını bekliyoruz. Teşekkürler Nedim. Hakikaten Nedim Şener'le birlikte
Türkiye'yi sömüren, sülüklük yapan, bankaları hortumlayanların peşinde biz çok koştuk. Şimdi bu Aktürol adı verilen değerli yurttaşlarımız zaman zaman bana şöyle mesajlar gönderiyorlar. Yahu sen böcek kovalarken bu ülkenin bankaları hortumlanıyordu, ne yaptın? Şimdi değerli kardeşlerim, değerli Aktürol yurttaşlarım, siz tabii aldığınız paranın karşılığını gözü kapalı yaptığınız için aklınıza ne gelirse yazıyorsunuz. Hepsi de palavra. Şimdi benim çalışma ofisimde Nedim bilir, banka hortumcularına karşı verdiğimiz mücadelenin takdir belgesi olarak bu iktidarın TMSF Başkanı Ahmet Ertürk Bey'in teşekkür mektubu, onur belgesi duruyor. Nedim bilir onu. Hortumculara karşı gösterdiğiniz başarılı çalışmalar ve sergilediğiniz cesur gazetecilik nedeniyle size teşekkür ederiz diye o kurumun en başındaki kişinin yazdığı belge duruyor. Bu aktörlere ben bunu gönderebilirim. Onlar nasılsa benim ismimi silip kendi isimlerini yazabilirler. Sahtecilik işleri olduğu için. Uğur abi, şimdi çocuklarına da bakın bana böyle bir teşekkür belgesi verilmişti diyebilirler. Uğur Bey, şimdi bu hükümet 12. yılında ve bu hükümetin ilk dönemde yaptığı, içine karıştığı bakanlarının, bürokratlarının, bakan oğullarının içine karıştığı yolsuzlukları biz yazdık, arşivlerde duruyor. İnanınız ki bugün nüfusun çoğunluğu oluşturan gençler bunları okumadığı için çok şey bilmiyor. Evet. Dolayısıyla hani ben onları cahilliklerine ve bilgisizliklerine veriyorum. Yani o yüzden ben hani, de dikkat edersen tabii, rencide edici tabii, hiçbir şey söylememeye gayret ediyorum. Tabii. Şimdi yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan dört bakanla ilgili mecliste kurulan komisyon 9 AKP'li üyenin oyuyla Yüce Divan'a göndermeme kararı aldı. Komisyonun başkanı olan AKP'li Sayın Milletvekili Hakkı Köylü de bu tapelerin imha edilmesi gerektiğini, çünkü kayıt dışı illegal bir yöntemle ele geçirildiğini, hukuksuzluk olduğunu söyledi. Şimdi izin verirseniz bitireyim cümlemi. Eğer yasal yoldan bir dinleme olduysa bunun imha edilmemesi gerekir. Eğer yasa dışı bir yöntemle dinleme yapıldıysa onun belgesi olarak yine imha edilmemesi gerekir. Şimdi bunlar imha edilirse Cumhuriyet Halk Partisi mecliste iktidar çoğunluğunu sağladığında nasıl bir iz sürme gerçekleştirecek? Nasıl bir hesap soracak? Evet, Uğur Bey, öncelikle sevgili Nedim'in anlattığı dönemi unutmamak gerekiyor. Bizler biraz çabuk unutuyoruz. Yani olaylar yaşanıyor. O an dilimi içerisinde çok etkileniyoruz. Onların üzerine eğiliyoruz. Ama kısa bir süre sonra gündem değişiyor. Ve o yaşadıklarımızı unutuyoruz. Sevgili Nedim'in söylediği, hemen iktidarın ilk yılından itibaren eski Bakan Kemal Unakıtan kimliğinde başlayan çeşitli yolsuzluk iddiaları bu meclise geldi. Evet, ben Nedim'in kitabını Kemal Unakıtan hakkında verdiğimiz gen soruda grup başkan vekili olarak konuşurken salladım. Orada bazı fotoğraflar da sunmuştum. Çünkü başbakan orada oturuyordu. Başbakan o zaman Kemal Unakıtan'a abi diye hitap ediyordu. Nereden abin oluyor senin kardeşin dedi. Sen başbakansın, bu bakan. Ama bir resim çıktı daha sonra. O resmi de ilk defa mecliste o zaman biz göstermiştik. Bir Hikmetyar isminde biliyorsunuz bir Taliban militanının dizinin dibine çökmüş bir Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı. Diğer tarafında da sakallı bir Kemal Unakıtan. Abi kardeş ilişkisi oradan geliyor. Sonra başbakan bakan oldu. Sonra seni sık sık karıştırdın. Rahmetli Bölükbaşı'nın bir sözü vardı. Kırşehir yöresinin bir sözü. Dedesi koruk yerse oğlunun ya da torununun dişi kamaşır diye. Yani şimdi
Bu sözden hareketle bunlar hep, bunda da var biliyorsunuz bir konuşma sırasında hırsızlığın sanki bir meslek olarak algılanıp, değil mi, tarif edilip, hırsızlığın aslında oğuldan babaya değil, babadan oğula geçtiğini söyleyen, kendinden geçmiş nutuk atarken görüntüleri var biliyorsunuz. Bunları tek görmemek gerekiyor. Bunlar işte o yüzden söylüyoruz hep, üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz? Belki hiçbir suçu olmayan çocukları adına üzülüyoruz. Aile boyu yolsuzluğu yayıyorlar, dayatıyorlar. Kemal Unakıtan öyleydi. Bir tek o değil. Evet. Tüpraş'ın %14 küsur hissesinin satılması, tabii. Manisa, Sümerbank, Balıkesir, SEKA, tabii. Değişik özelleştirmeler, Galataport, İzmir Limanı, bir sürü aklıma gelenleri söylüyorum. Tabii. Ve bunlar o zaman Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ifade edildi ve 2006-2007'ye geldiğimizde de Yasin El Kadı ilişkileri çıktı. Tabii. Ve radikal terör örgütlerine destek veren, dünyada kırmızı listelerde aranan insanlarla al takke ver külah ilişkiler başladı. Yani bir yandan burada yolsuzluk boyutunda çeşitli iktidar yetkilerini kullanmak, bir yandan da ucu radikal terör örgütlerine gidecek destek boyutunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin davranış kalıbı. Çift taraflı çürüme bu. Bir dünyaya dönük çürüme. Programın başında sevgili Uğur Dündar Fransa'daki saldırıyı dile getirdi, hatırlıyorsunuz. Hepsi birbirine bağlı. Benim üzüntüm ne diye eklemiştim kendi ülkem için. Kendi ülkem için üzüntüm, dünyayı saran bu karanlık dönemin maalesef Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu karanlık dönemin temsilcisi olan hemen yanı başımızdaki bu gözü kararmış radikal örgütlerle iç içe maalesef girmiş olması. Hatırlıyorsunuz, İzmir'deyiz madem söyleyelim. Emekliliği yaklaşmış bir başbakan yardımcısı var. Arada sırada ağlar bilirsiniz. Bir gün çıktı. Ankara'da Çukurambar semtinde bir gün çıktı. Suikast yapılacak. Eyvah. Ertesi gün Aykut söyledi, bir havuz medyası tarif etti. Hepsi aldığı talimatla işte Arınç kıl payı kurtuldu. Bre. Kıl payı kurtuldu. Yoksa gidiyordu büyük devlet büyüğümüz. Suikast yapıyordu. Tam sokağında iki tane subay evini krokisini çıkartmışlar. Ve tam suikast planlanırken, ama aksi gibi senaryoda tam tutturamamışlar. Bülent Arınç o sırada Ankara'da değil, İzmir. Yani Arınç İzmir'de, Ankara'da suikast yapılacak, ortalık ayağa kalkıyor. Dümen başka, tezgah başka. Ve maalesef o dönem Türkiye'yi idare eden belirli noktalardaki, bugün bazı ızdıraplar çektiler ama açıklama yapanların seyrettiği bir dönem. Ben başka türlü bir davet için konuşmuyorum. Ne oluyor kardeşim burada? Diyemedikleri bir dönem. Ve Türkiye'nin temel bilgilerinin, güvenlik bilgilerinin olduğu kozmik odalarına bir cümle. Ailece. Her kanat birden. Hani hepiniz oradaydınız ulan lafı var ya. Ulanı biz de kullandık, kusura bakmayın. Onları tercüme etmek adına söyledim. Hepsi beraber yaptılar bu işleri. Beraber yürüdüler bu yollarda. Şarkıdaki gibi beraber ıslandılar. Bu dümeni beraber çevirdiler. Hepsi aynıydı. Ve o kozmik odalara girildi günlerce ve Türkiye'nin güvenlikle ilgili her türlü bilgisi böcekler kırıla. Kim kimin adamı belli değil. Herkes kendi tezgahında. Merkel'in açıkladığı gibi evet, Türkiye'yi Alman istihbarat servisi dinliyor. Neden? Almanya'nın güvenliği için dinliyor dedi. Yani Türkiye'nin girdiği ilişkiler yanında Almanya, işte Fransa'da çıktı. Yanında bir Alman ajanı daha var, o da dinliyor sizi. Öyle mi? Yani şuradan geldim. Bütün bu karmaşa içerisinde işte 17 Aralık'ta sevgili İzmirliler, Gangster filmi seyrettiniz mi hiç? Seyretmişsinizdir. Siz diyorlar genelde. Yani yok. Arada televizyona takılmışsınızdır. Şimdi ekip tamamdır. Planlar yapılır.
Programlar yapılır. Sen köşe başındasın, sen arabadasın, sen şu çorabı giyeceksin. Sen bakanlar kurulundasın. Sen bilmem neredesin. Onu sen çevirebilirsin. Ve ondan sonra voli vurulur. Film bu, senaryo. Ondan sonra filmin son sahnesinde ortalık karışır. Niye? Bölüşmeye, paylaşmaya geldiği zaman iş karışır. Evet. Kanka olanlar birbirlerini köşe başında, kapı arkasında, bir araba hangarında, filmlerde ya da bir gaz tenekesinin içine beton döküp ayağını sokarlar. Doğru nehire iz kalmayacak. Ya da bir asit fıçısının içine sokarlar ki kebiği de erisin. Filmleri anlatıyorum ben. Yani iş paylaşmaya geldim, tehlikeli. Türkiye'de kavga iktidarı paylaşamamaktan. Tabii, çıkıyor. Rant kavgası. Bunun içinde rantı da var. İktidarın siyasi boyutu da. Tabii. Bu kadar açık değerli arkadaşlar. Ha, buradan ders çıkartarak yola devam edecekse Türkiye, o zaman gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ni şu anda anayasanın başlangıç hükmünde tarif eden, siyaset olarak tarif eden Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir, şimdi söyleyeceğimin altını çiziyorum, bir hukuk devletidir. Bu ülkeyi hep beraber yaşatmamız gerekir. Demokratik bir ülke olmak zorundayız. Laik bir ülke olmak zorundayız, hiç şüphesiz. Sosyal bir devlet olmak zorundayız ve bir hukuk devleti olmak zorundayız. Sevgili Nedim ve birçok arkadaşımız, kardeşimiz ağır mağduriyetler çektiler. Hukuk katlediliyor dedik. Yargının bağımsızlığı iktidar sopasına teslim edildi dedik. Adil yargılanma hakkı kayboldu dedik. Gizli tanık müessesesi gibi bir garabet çöktü dedik. 12 Eylül faşizminin getirdiği devlet güvenlik mahkemeleri kalktı, yerine 2004'ten sonra özel yetkili mahkemeler getirdiniz dedik. Özel yetkili mahkemelerin savcıları siyasi iktidardan aldığı talimatla hareket ediyor dedik. Bir suç imal ediyorsunuz, o suçun içine size muhalif olabilecek, etkisizleştirmek istediğiniz insanları suçlu olarak o torbaya koyuyorsunuz. O suç elbisesini ona giydiriyorsunuz ve kafanıza göre iktidara beraber ıslanarak yürüyorsunuz. Bunu yaşadı Türkiye. 3 torba hazırlandı. Bir tanesi Ergenekon, Balyoz, Oda TV, askeri casusluk, Ay Işığı, değişik davalar. Bunlar genellikle yurtsever, demokrat, Atatürkçü insanları bu torbanın içine koydular. Hepsinin sahte olduğu çıktı. Hepsinin kumpas olduğu, hepsinin düzmece olduğu çıktı. İkinci torba KCK torbasıydı. MİT'in de devreye girmesiyle Kürt siyasi hareketinin bunlara muhalif olacak unsurlarını ikinci KCK torbasına koydular. Bir de sol ve sosyalistler vardı muhalif olabilecek. Onları da devrimci karargah torbasına koydular. Şimdi inandırıcı olması için de Nedim yalnız gibi... karıştırmış Hanif Avcı'yı da öyle Nedim koymuşlar. Gibi, Nedim gibi birçok arkadaşımızın yanına gerçekten daha önce Susurluk benzeri olaylarda adı geçen bazı kişileri de koyarak inandırıcılık vermeye çalıştılar. Acılar çekildi. Bu düzen bozuldu. Şimdi gelelim gangsterlerin paylaşma durumuna. 17 Aralık, bunlar tabii bütün bunları yaparken birbirlerini izlemişler. Dinlemişler, takip etmişler. Kim kimin elinde, kim kimin cebinde belli değil. O yüzden suratları böyle dikkat ederseniz. 10 dakika bakın, böyle bakıyor. Korkuyorlar. Kendi adamlarından korkuyorlar. Rüyalarında korkuyorlar. Bundan sonra daha da çok korkacaklar. Çünkü kurtları kendi içinde. Ve bir şey patladı. 17 Aralık. Efendim o çıkarttı, bu çıkarttı. Hepsinin ilişkisini, beraber nasıl yüzdüklerini, beraber ne kumpas çevirdiklerini biliyoruz.
İfşaat da başladı. Fakat 17 Aralık'ta ortaya çıkan manzara görülmeyecek bir manzara değil sevgili İzmirliler. O tapeler şöyle dinlendi, böyle dinlendi. Savcılık fezlekelerinde var. İlk fezlekeler değiştirildi. Onların orijinalleri var bizde. İlk savcıların hazırladı. İnanılmaz ilişkiler. İnanılmaz görüntüler. Sonra 25 Aralık'a uzanmaya başladı iş biliyorsunuz. Baldur küldür o günleri anlatmıyorum. Bugün geldiğiniz noktada Türkiye'de tescilli bir hırsızlık yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Türkiye Cumhuriyeti devleti yöneten hükümet tarafından soyulmuştur. Tarihin en ağır hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet olayıdır. Asla kapatılamaz. Efendim hukukiydi, hukuki değildi, şuydu buydu. Ortada bir gerçek var. Konuşmalar var. Bunları nereye imha edeceksin? 7,5 yıl cezası var. Daha bireysel yargı yolunun son noktaya kadar gideceği bir süreç var. Bu davanın müştekileri çıkacak. Şimdi bir tane bir polis müdürü var. İsmini söylemeyelim. Muammer Güler Bey'in ifade ettiği, görevden aldırdığı hayırsever İran kökenli vatandaş sayesinde. Onun isteği üzerine. Bir müşteki var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel hak ihlali için gidebilir. Görevden alınan savcılar davayla ilgili süreçte kendi mesleki boyutta uğradıkları tenzil-i rütbenin ya da haksızlığın bununla bağlantılı olarak bir müştekilik doğurup doğurmayacağını hukukçu değilim bilmiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi boyutu dahi var. Yani delillerin hocam, kaybolması tabii şimdi, mümkün değil. Diyelim ki bunları imha ettiler ama günümüz öylesine küçük bir dünyanın döndüğü gün ki Meksika Devlet Başkanı'nda da var aynı tapeler. Tanzanya Başbakanı'nda da var. Onları da mı imha edeceksiniz? Doğru. Herkesin elinde dolaşıyor bunlar. Şimdi bir ya bir de Uğur abi şey var, özür dilerim. Ekleme var. Meclis Başkanı'na yazdı. Hukukçu olduğu için, eski savcı olduğu için. İlhan Ceyener'in mektubunda bütün hukuksal boyutlar belirtiliyor. Onları sizin dediğiniz gibi imha edemezler. Ettin, yok ettin, yaktın, kırdın, gömdün. Bu vicdandaki tapeleri nasıl yok edeceksin? Bu milyonlarca Türk insanının çaldığın hakkını nasıl gasp edeceksin? Onun için bu mümkün değil. Uğur abi bir de bir bu şey tapeleri... okuyup bitireyim ben, çok uzattım ama bu süreç, biz söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Helali haramı da söylüyoruz. Sevgili İzmirliler, bakın mütedeyyin dünyanın, İslamcı siyaset dünyasının çok saygıdeğer bir ismidir. Donanımlıdır. Mehmet Şevket Eygin. Kanaat önderidir ha. Evet. Bir yazısı. Okuyorum Sayın Eygin'in yazısı. Ondan sonra sözü teslim edeceğim size. İslamcılığın cıcığını çıkarttınız. Allah belanızı versin. Ben çoğunuzun eski mücahitlik günlerini bilirim. Ne nutuklar atıyor, mangallarda kül bırakmıyordunuz. Sonra mücahitlik postunu çıkarttınız, müteahhit oldunuz. Müslümansan, hangi meşrep ve mezhepten olursan ol, mutlaka doğru ve dürüst olmak zorundasın. Siz yıllar var ki doğruluk şişesini taşa vurup paramparça ettiniz. Allah bin kere belanızı versin. Mehmet Şevket Eygi yazıyor. Şimdi sorular şu. Belki hepsini özetleyerek bitiriyorum. Yine Şevket Eygi devam ediyor. İslam'da devlet ve belediye bütçelerini hortumlamak var mıdır? Rüşvet almak var mıdır? Haram yemek var mıdır? Her türlü emanete hıyanetlik yapmak var mıdır? Yalan söylemek, halkı aldatmak var mıdır? Arsa ve arazileri yapılaşmaya açarak, binalara fazla kat çıkma izni sağlayarak haram komisyonlar almak var mıdır? İhalelere fesat karıştırmak var mıdır? Haram yollarla süper zengin olmak var mıdır? Size beddua ediyorum. İki yakanız bir araya gelmesin. Haram servetlerinizi huzur içinde yemeyin, emi. Müslümanların yüzünü kara çıkarttınız. Başınız beladan kurtulmasın. Bunu Mehmet Şevket Eygi, ki çok donanımlı bir İslamcı bir siyasi çizgisi vardır, yazmış, isyanını dile getirmiş. Benim bunun üzerine söyleyecek
hukuk yoluyla bunların cezasını vermektir. Evet sevgili Gündem, benden tamam. Şimdi Yeni Asır gazetesinden Hüseyin Kocabıyık adlı kişi. Evet. Ben bunu iki defa mahkum ettirdim. Halk TV adlı kanalda 4 tane puşt. Bakın. Ne? Evet. Ne abi? Evet. Evet, bu Yeni Asır gazetesinde sorumlu bir kişi. İki defa ben hakaretten mahkum ettirdim. Halk TV adlı kanalda 4 tane puşt Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Ulan puşt ol, tövbe. Ve bunu AKP Genel Başkan Yardımcısı delikanlı olacak, çıkacak. Retweet ediyor. Yüzümüze söyleyecek, yüzümüze. Öyle şeyden değil. Benim yüzüm, ben bunların hepsini mecliste yüzlerine söyledim. Delikanlı olacak, tek tek benim yüzüme söyleyecek, ondan sonra yazacak. Ben yüzlerine söylemediğim hiçbir şey burada söylemedim. Çünkü bakın. Ben abi, bu hakaretlerini... Aynen iade ettiğim gibi, aynen misliyle iade ettiğim gibi. Kim retweet ediyordu biz abi? AKP Genel Başkan Yardımcısı retweet ediyor. Hangisi? Masar Bağlı. Bir şey söyleyeceğim de bu seyirciye yazık. Çoluk çocuk izliyor. Şu düzeye, şu çukurluğa bakar mısınız? Buna dava açmamız şart yani. Bu böyle kalmaz. Hukuk önünde hesabını vermek zorunda bu kişi bunun. Masar Dağlı da bunun hesabını vermek zorunda. Şimdi aslında buna misliyle cevap vermek mümkün. Ama bu çukura hiçbir zaman düşmeyeceğiz. Bu çukura hiçbir zaman düşmeyeceğiz. Allah bize ömür verirse yarınları da göreceğiz. Yani bunlar adam yerine konulacak kişiler değil. Hatta bir hiç bile değil. Hiç bile değil. Ali'ye bakıp mı yazıyor? Yani ben hakikaten bu çukura düşmeyelim diyorum. Üzerinde durmaya değmez ama dava edeceğiz. Etmeyiz. Evet. Dava edeceğiz. Gelsin, bekliyoruz. Gelsin, baba yiğitse gelsin. Bir şey gelsin söyleyeyim. Bekliyoruz hakikaten. Bir şey söyleyeyim, bakın. Gelsin. Bakın, bakın. Sevgili İsmail'liler, yürekliyseniz ben ana muhalefet partisinin sözcüsüyüm. Hangi iklimde sözcülük yaptığımı siz de görüyorsunuz. Ama alnının çatına, hak edene gerekeni söylüyoruz. Şimdi ben her yerde söyledim. Dün Hüseyin Çelik'ti. Bugün Beşir Atalay. Ya da eğer hükümet şey yaparsa Bülent Arınç. Hangisini istiyorlarsa kendi kanallarında Ülke TV 24, ben de sözcüyüm. Gelin istediğiniz gazeteciyi getirin. İstediğiniz tetikçiyi getirin. Bu ağzı çok zengin İzmirli gazeteciyi de getirin. Sabaha kadar konuşalım. Ne gazetecisi? El mi yanan, bey mi yanan? Ne gazetecisi? Yerse yüreği katılsın programımıza. Bekliyoruz, Odri Meydan. Evet. Aykut Erdoğdu, ne diyeceksin bu konuda? Bu televizyon kanalını çoluk çocuk da izliyor. Yani zaten Halk TV'ye yazabildikleri kadar yazıyorlar artık. Halk TV'de düşünmüyorum. Buna hak ettiği cevabın 1000 katını veririm. Ama kanala da yazık, bu kanalı izleyen şeylere de yazık. Ben de tutuyorum. Bunlar sanıyorlar ki bizi böyle malımızı yağmalayacaklar, vergimizi yağmalayacaklar, emekliye 24 lira verip bu baş çalanın 5 milyarlık sarayda oturacak, biz de buna göz yumacağız. Bakın biz bu demokrasiyi sonuna kadar zorlayacağız. Ama demokrasinin bittiği noktada köle olmayacağız.
göğüs göğüse çatışıp ölümü bile kucaklamaya hazırız. Bu noktaya bu memleket gitsin istemiyorum. Biz sizin beklediğiniz... Onlar sanıyor ki biz böyle kusacağız, biz yılacağız. Ulan karşıda 50.000 tane polisiniz vardı. Bizim sadece siper olan göğsümüz vardı. Biz sizden çekmedik. Biz sizden kaçmadık. Biz şimdi mi kaçacağız? Bu memlekete yazık. Bu memleket yalnız değil. Bu tarihte hiç kimse ama hırsızlara kalmadı mı? Cumhurbaşkanlığı hakaret ediyormuş. Ben mi dedim 630 milyon dolarlık rüşvet al diye? Ne diyeyim ben? Hayır, ben biz... mi dedim? Ben mi dedim? Hayır, biz ben burada... mi yaptım? Hayır, biz burada hiç kimseye iftira atmıyoruz. Hiç kimsenin kişilik haklarına saldırmıyoruz. Hakaret etmiyoruz. Özel hayatlara girmiyoruz. Aileleri, çocukları asla karıştırmıyoruz. Bakın bir okurumuz ne diyor? Biz hırsızlara, soygunculara, eline kan bulaşmış kişilere bile puş demedik diyor. Bu doğru. Ya Uğur abi. Doğru. Biz ister miyiz siyasi seviye bu noktaya gelsin, Türkiye'nin kalkınmasını konuşalım bilmem. Ya yaptığınız işlere bakın, bizi çektiğiniz yere bakın. Konuştuğumuz konu buna rağmen hala ya gidiyorum orada atanamayan öğretmenler gelmiş. Çocuklar derdini anlatıyor. 700 liraya öğretmen çalıştırıyorlar bu ülkede. 700 liraya. Şu gün, şu soğuk günde, kış gününde çadırda olup, çadırda hiçbir şekilde kendini ısıtamayan çocuklar var. Biz o çadırlara gidiyoruz. 3 günlük bebek çadırda donarken sen o ayakkabı kutularını parayla dolduracaksın. Sen o çelik katıları parayla dolduracaksın. Millet kanser olmuş, ilaç alamıyor. İlaç. Anasına ilaç alamayanlar var. Biz bunları göreceğiz. Hala kan içiyoruz, kızılcık şerbeti diyoruz. Hala o mecliste demokrat devam ettirmeye çalışıyorsa bu millet sokağa dökülecek. Bu memleketi 3 parçaya böldüler. Bu memlekette duygusal kopuşlar var. AKP seçmeni de benim kardeşim. Ama bu hırsızlarla hiçbir ortak özelliğim yok. Cumhurbaşkanına hakaret ediyormuşum. Ya kendi cumhurbaşkanına dön bir bak ya. Oğluyla o konuşmayı yaptığında hiç mi yüreğin sızlamadı? Ulan siz mücahiddiniz değil mi? Ulan siz mazlum Müslümanlardınız değil mi? Ulan vicdansızlar. Sizi o kadar insanlar oy verdi geldi bu noktaya getirdi. Abu mudur sonunuz be? Abu mudur abi şu Mehmet Şevki'nin yazdığı yazı insanı dertten öldürür. Yemin ediyorum Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Gece düşünüyorum. Ulan biz de iktidar olursak. A bunlar bizim başımıza gelse. Kahırdan ölürüm ya. Bakın bizim 200 tane belediyemiz var. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor. Çünkü öyle bir hırsızlık düzeni koydular ki namuslu iş yapmak da çok zor. Birinde bir şey çıkacak mı diye. Yatamıyorum. Kur'an kitap çarpsın. Yatamıyorum geceleri. Bu kadar dertliyim. Bu kadar korkuyorum. Ya, bakın bunun %1'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına gelseydi, bak ben Kemal Kılıçdaroğlu'na hepimiz çok saygılıyız. Genel merkezden sokmazdık. Ya şimdi geliyorlar bakın yaptıkları şey. O gün benim eşim Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin eşine gitmiş başsağlığı için. Vallahi gel dedik bizim ev daha güzel. Bu adam 10 yıl genel müdürlük yapmış. 10 yıl milletvekilliği yapmış ve CHP'nin genel başkanı. Şimdi bir tarafta o var, bir tarafta sizinki var. Hala utanmadan da iftira ediyorsunuz ya. Biz şimdi buna karşı bile çok sakin, çok... Ve ben neye öfkelenirim biliyor musunuz? Her türlü şeye cevap veririz. Ama birisi çıkar da bize yolsuzluk var derse, bunu namusumuza kabul ediyoruz biz ya. Şerefsizlik kabul ediyoruz. Namussuzluk kabul ediyoruz. Haysiyetsizlik kabul ediyoruz. Ölüm bundan daha iyi geliyor bazı noktada. Bize her şeyi diyebilirsiniz. Bunu diyemezsiniz. Mecliste konuşuyorum. Oradan bana bağırıyor, İSKİ'yi anlat. Ulan vicdansız. İSKİ'yi yapan çıktı kendini ihbar etti. Hapisini yattı bir tane klor alamından dolayı. Ayrıca ben çok iyi biliyorum. Abi 15 senedir de ben cebine bakıyorum yalnız ya. Cebine 5 kuruş bile girmedi Ergun Göknel'in. Bak ben. Cebine 5 kuruş bile girmedi. Abi girdi girmedi bu şahibede bile. Bakın ben 15 senedir. Nurettin Hoca. 15 senedir İSKİ dediklerine yüzüm kıpkırmızı oluyor. Bu kadar utanıyorum bu olaydan. Ya sizde hiç mi vicdan yok ya? Sizde hiç mi utanma yok? Ne zamandan beri ayakkabı köselesine döndüsün suratınız ya? Biraz yüzünüz kızarsın ya. Ayıptır ya. Ayrıca Ergun Göknel rüşvetten hüküm giymedi. Faiz fiyatla klor satın almaktan. Abi bak şunu söylüyorum. Bakın hepsini de aynı kefeye koymak istemiyorum. Mesela bu hükümette ben Allah var kefil de değilim ama Nihat Ergün diye bir bakan vardı. Hatırlar mısınız? Niye adam hakkında hiç kimse bir şey söylemiyor? Şu cemaatçiler de içinde bir şey söyleyeyim. Yaptıkları hukuksuzlukların vicdani hesabında, hukuki hesabında verecekler. Ali Tatar kendini vurdu, Kudüs'ü öpkür öldü ama bakın yine bu AKP'lilerce cemaatçilerin bir yolsuzluğunu ben duymadım. Var mı bilmiyorum. Ama bak bu ikisi de muhafazakar kesimdir. Çok güzel bir şey tarif etti. Aslında devleti de özetledi.
Bunlar hukuk tarafında yaptılar. Onlar kalkım. Çünkü geldiklerinde devlet yönetecek adamları yoktu. Cemaat bunlar adına devlet yönetimini yaptı. Bunlar da geldiler, vurdular, vurguna çevirdiler. Çalan ettiler, gittiler. Bir de sinirlenmeden teknik bir meseleyi çok kısa anlatayım. Şimdi bu diyor ya sürekli banka vurgunu, banka vurgunu, 100 milyar dolar falan filan. Bu banka vurgunu meselesi şudur. Banka vurgunun iki boyutu var. Birincisi TMSF'e garanti etti mevduatları. Tansu Çiller zamanında geldi. TMSF'e garanti etti ve göz yumuldu. Back to back krediler, bazı krediler ve bankalar battı. Banka yolsuzluğunun üçte biri budur. Üçte iki TMSF'deki yolsuzluktur. Bankalar batınca mallarına el koydular ya. Asıl o satışlarda büyük yolsuzluk var. E vicdansızlar, o TMSF'nin hepsini siz satmadınız mı? Bu başbakanınızın yanındaki adamlar değil miydi onların mallarını gidip alanlar? Ha, onlar da o mallar haklı elde etmedi. Asla söylemiyorum. Türkiye'de sermaye hiçbir zaman temiz olmadı. Ama Türkiye'de sermaye hiçbir zaman bu kadar ahlaksızca da kirlenmedi. Ve kimler adına yaptılar? İlk geldiklerinde neydi? Yırtık ayakkabıyla siyasete girenler. Mazlumlar, mücahitler, Filistin'in umudu. Ne oldu? Nereye getirdiniz? Şimdi siz hepiniz hırsız olarak tarihe geçtiniz. Ya bu dine ne yaptınız? Bunun için laiklik çok önemliydi. Laiklik bunu söylüyor. Diyor ki asla din ve devlet işlerini birbirine bulaştırmayın. Çünkü böyle hırsız siyasetçiler gelir, ahlaksız siyasetçiler gelir, uğruna şehit düştüğümüz dinimiz, kitabımız bu pisliğe bulaşır diye. Laiklik bunu sağlamaya çalışıyor. Şimdi gördünüz mü laiklik ne kadar önemli? İşte bunlarla İslam dini anılmaya başladı mı? Birçok insanlar bunlarla camilerde aynı saflarda namaz kılmamak için gayret gösteriyor mu? Aha dünya, işte bunların ekonomik hali, siyasi hali de IŞİD'dir. Bunlar ekonomide ne yapıyorsa Suriye'deki IŞİD de siyasette aynısını yapıyor. Nedim Şener. Şimdi, yani bir tweet üzerinden gelen yaratılan tartışma aslında bir anda işte İSKİ meselesinde sosyal demokratların yargılanmasının tartışıldığı bir platforma dönüştü. Oysa bence döndürüp 17 Aralık 25 Aralık'ı hatırlatmakta fayda var. Şimdi toplumun da bunu bilmesi lazım. Bizim aslında bu kanalı izleyenler, buradaki insanların vicdanında ben bir şey yazmıştım. 9 AKP'linin oyundan daha büyüktür 5 muhalefet üyesinin komisyondaki oyu. Çünkü onlar vicdanı, o 5 oy vicdanı temsil eder. 9 oy ise çoğunluğu temsil eder. Dolayısıyla benim gözümde 5, 9'dan büyüktür. Şimdi dolayısıyla bizim burada anlatacağımız şey şu. Eğer bizi izleyen AKP'liler varsa, AKP'ye oy vermiş yurttaşlar varsa şunu bilmeleri gerekiyor. Bir kere bu yolsuzluk komisyonuyla ilgili evet muhalefetin tutumu belli. Onlar muhalefettir, tabii ki görevini yapacaklar. Ama biliyor musunuz bugünkü komisyonun kurulmasının sebebi AKP'lilerin verdiği önergedir. Onun kabul edilmesidir. Dolayısıyla eğer... Bakın o önergeyi ben yanımda getirdim ve hep saklıyorum da. Hani eğer AKP'liler, o deminden size tweet atan vatandaş da merak ediyorsa meclisin internet sitesinden bulabilir. Burada diyor ki Rıza Zarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tespit edilmeyen bazı maddi menfaatler var diyor. Bunun karşılığında Zafer Çağlayan altın ihracat yapması konusunda Rıza Zarraf'a imtiyaz sağlamıştır diyor. Yine Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altın ile ilgili olarak idari ve adli soruşturmaları engellemiştir diyor. Yine Muammer Güler'le ilgili olarak kendisine imtiyaz sağladığını, vatandaşlık sağladığını ve onu kayırdığını, oğlunun onlarla ilişki içinde olduğunu söylüyor. Yine Egemen Bağış'la ilgili maddi menfaatler sağladığına iddia ediyor. Bayraktar'la ilgili olarak da yine imar kanununa muhalefetten bahsediyor bu. Ve burada altında Süreyya Sadi Bilgiç'in imzası var ve arkasında da 76 tane milletvekilinin imzası var. Şimdi dolayısıyla bu yani ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Yüce Divanlar tarihinde açılmasına sebep oldukları önergenin aleyhine oy verecekler bu AKP'liler. Yani sizin önergenizle Türkiye'de bir yolsuzluk soruşturması açıldı değil mi Haluk Bey? Evet. Ve bu bir rapora dönüştü. 9 kişi, yani 9 kişinin vicdanı elbette ki TBMM'deki genel kuruldaki milletvekilinin vicdanı üzerine çıkamaz. Sizinkiler de bir oy. Dolayısıyla sizin eğer bunları muhakeme edeceğiniz yer Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruludur. Milletvekillerinin olduğu salondur. Eğer siz de şu attığınız imzalara şerefinizi ve namusunuza sahip çıkacaksanız bu insanları Yüce Divan'a göndermelisiniz. Ve hatta onlara oy verenler de bu insanları niye
Yüce Divan'a göndermediniz diye. Bunun arkasında işte hükümete darbeydi veyahut da komploydu iddialarının arkasına sığmamak gerekiyor. Hatta AKP'liler şunu düşünmesi lazım. Ya ben bir AKP seçmeni olsam, arkadaş bir dakika, ben bir partiye oy veriyorum. Hükümete darbe ise tamam, bunu kabul ediyorum bir yerde. Ama bu adamlar hırsız. Bana çıksın AKP'lilerden herhangi birisi. O deminden tweet atan, işte push diye tweet atan adam dahi. Bu dört bakana kefil oluyorsa ben o zaman söylediğim her şeyi geri alıyorum. O dört bakana herhangi bir AKP'li, cumhurbaşkanı, başbakan veyahut da yazarlar, havuz medyasından olsun, sahip çıkabiliyorlarsa, bunlar bu namussuzluğu yapmamıştır diyebiliyorlarsa biz o zaman özür dileyelim onlardan. Ama biz biliyoruz ki onlar da buna sahip çıkamıyorlar ve o yüzden getirip işi darbe gerekçesinin arkasına yapıştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada ben yine döneceğiz toplumun vicdanına, AKP'ye oy vermiş insanların vicdanına sesleneceğiz. Sizin vicdanınıza oturuyor mu bu? Yani oy verdiniz, meclise gönderdiğiniz insanlar dürüst siyaset yapsın diye mi gönderdiniz onları, yoksa yolsuzlukları kılıfına uydursunlar diye mi? Buradan biz şunu göreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP'liler sayesinde büyük bir aklama makinesine mi dönüşecek? Tıpkı Çiller Mesut Yılmaz dönemindeki komisyonlarda olduğu gibi mi? Yoksa namusun abidesi olarak kalacak, onu göreceğiz. Teşekkürler. Moralimizi bozdular ya. Efendim? Vallahi sinirimizi bozdular diyorum. Ne bozulacak gül bunlara canım? Allah abi böyle bir şey olmaz. Lafı söyleyene bak bir defa adam mı diye. Aykut Bey daha genç, tecrübesiz. Ya hiç utanmıyor ya. Abi yeni asırdan maaş alıyor, bir de bunu söylüyor ya. Ben insanın zoruna gidiyor ya. Hayır üzülüyorum, bir ceza daha alırsa içeriye girecek. Ha? Bir ceza daha alırsa içeriye girecek. Kim o adam mı? Evet. Tabii. İki defa. Bu günler geçecek. Biz bu isimleri ezbere biliyoruz. Ezbere. Onlar sanıyor ki bizim hafızamız yok. Bak bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında o takipsizlik kararını veren savcıdan o Konya'daki tutuklayan çocuğa. Bu tweet'i atan gazeteciden. Reklama gidiyoruz. Ha. Şimdi gazeteci dediğin bir defa yalaka Bravi. Olmaz. İkincisi tetikçilik yapmaz. Üçüncüsü havuzlardan beslenmez. Tüyü bitmemiş yetim hakkının hortumlanmasıyla oluşturulan o havuzlardan sular içmez. Gazeteci dediğin adam gibi olur. Gazeteci dediğin her dönemin yalakası olmaz. Bu çukur geçmiş dönemde de yalakaydı, şimdi de yalaka. Onun için yalaka sen çukurunda debelen. Haydi bakalım. Yallah. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. İzmir Bornova'dan Halk Arenası canlı yayını coşkulu katılımla devam ediyor. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sayın Hocam, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının geçerli olmayacağı konuşuluyor. Anayasa Mahkemesi üyelerinin tehdit edildikleri iddia ediliyor. Ve herkesin zihninde Türkiye'de her an her şey olabilecekmiş gibi bir algı yaratılıyor. Nereye koşuyor Türkiye? Ayrıca evet. Buna ek bir soru, belki farklı bir kulvar, ikisini birden cevaplandırırsınız diye. Yeni yılla birlikte yeni zamlar geldi. Acaba zam yapmak, her yeni yılda zam yapmak siyasetin ve ekonominin teamülü müdür? Yoksa ekonomide bazı sinyaller veren durumlar mıdır? Evet, son bölüme başlarken sabırlarınızı zorlamamak istiyorum. Ama hava çok soğuk. Bizim bir deyimimiz var biliyorsunuz. Kış kışlığını yapar. Havuz haram medyasındakiler de yedikleri haramın gereğini yaparlar. Yani buradan devam edelim. Edelim hocam. Daha nazikçe cevap vermek de mümkün.
Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gelince. Şimdi bakın sevgili İzmirliler. Demokrasilerin önündeki en büyük tehlikeler çoğunluklardır. Çünkü bilakis demokrasinin tarifi daha azınlıkta olanların hakkını, hukukunu koruyan rejimlerdir. Onları güvence altına alan rejimlerdir. Bir şekilde sandıktan sen seni iktidara getirecek oy çokluğuyla çıktıktan sonra seni oraya getiren hak ve özgürlükleri yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlarsan, frensiz bir kamyon gibi engelsiz bir yol açıp kendi hırslarına, kafandaki saplantılara dönük ilerleme içindeysen, bu demokrasiler süratle demokrasi tarifinden çıkar, karanlık bir rejime doğru gider. Bunu engellemek için çoğunlukların kendilerini oraya getiren hak ve özgürlükleri budayarak yok etmemesi için sistemler bazı fren mekanizmaları koymuştur. Bunlardan bir tanesi bağımsız medyadır. Özgür konuşan üniversitelerdir. Bazı ülkelerde ikinci meclislerdir ve standart olanı da Anayasa Mahkemeleridir. Ben sandıktan çıktım. Milli iradeyi elime geçirdim. Kendime bu küfreden papağan gibi bir sürü havuzda haram gazetecisi de tuttum. Hocam bir dakikanızı tabii alabilir miyim? Sevgili Yılmaz Özdil, İzmir'in çok sevdiği... bir mesaj paylaşmış. Ben o yeni asırda genel yayın yönetmenliği yaptım. Dedem de, babam da o gazetede çalıştı. Rahmetli Cemil Devrim'in, Tunç Saruhanlı'nın, Erhan Ünver'in, Şevket Özçelik'in, Özdemir Hazar'ın kemikleri sızlıyordur. Yeni Asır gazetesi İzmir Çankaya'da. Bu semtin ismini de Beştepe olarak değiştirsinler bari. Helal olsun sana Yılmaz Özdil. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi Barış arkadaş, değerli meslektaşımız, o da bir mesaj geçmiş, onu da paylaşıyorum. Çiller'in danışmanıydı. Ömer Dinçer'in teyzesinin oğludur. AKP'den vekil olabilmek için arşivdeki yazılarını sildirdi. Kim bu? Biraz önce, biraz önce bize hakaret eden. Türk milletine hakaretten bahsediyor. Asıl o işi patronu yapıyordu tapelerde diyor. Milletin falan diyen birisi vardı ya. Neyse. Ayrıca bir yurttaşımız da soru soruyor. Acaba şu anda çok yakınında bulunan bir kişi AKP tarafından genel müdürlüğe getirildi mi diyor. Bana mı? Hayır, o ona. Ha. Ona. yani yalakalığın bir karşılığı olmalı hocam. Öyle değil mi? Evet. Yurttaş soruyor. Ben de Haluk abiden bir şey rica ederim. Biz de hakaret etmeden bunları dile getiriyoruz. Abi ayrıca şey... yalan da söylüyor. Ya ben Uğur abi, Haluk abiye soruyorum. Bunlar nerede satılıyor bu yandaş yorumcular? Metreyle mi satılıyor, kiloyla mı satılıyor? Şimdi... Vallahi Haluk abi bizim partinin saymanı. Abi sen de 3 tane al bunlardan. Çıksınlar bunlar mesela, aynı onların yaptığı gibi mesela, hiç dedi hiç sorun yok desinler bizim adımıza. Ne bileyim, parti içi demokrasi desinler. Yandaş yorumcu bize de lazım. Kaçtan satılıyorsa sen saymansın. 3 tane de sen al bize, biz de rahat edelim ya. Ha bu nedir ya? Bakın şimdi biz öylesine mesleğimizin evrensel ilkelerine sadık kalarak bu işi yapıyoruz ki. Şimdi bir cevap okuyorum size, cevap hakkı. Buna duyduğum saygı nedeniyle okuyorum. Uğur Bey, kamuoyunda BOTAŞ Mavi Hat davası diye bilinen ve Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde falan numarayla görülen davada Yargıtay'ın şu tarihinde verilen sayılı kararıyla beraat etmiş bulunmaktayım. Bu karar temyiz edilmemiş ve kesinleşmiştir. Sizin başta Despor, onunla ilgim yok, Halk TV, Hürriyet ve Sözcü gibi birçok yayın organında bu davayla ilgili çeşitli söylemler ve yazılarınız olmuştur. Söz konusu davanın şahsımın beraati ile, bir saniye,
şahsımın beraatiyle sonuçlanması konusunda da kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalar yapacağınıza olan inancım tamdır. Ayrıca belirtmeliyim ki kamuoyunda muhafız alayı davası olarak adlandırılan hukuki süreçte hiçbir zaman sanık olmadım, yargılanmadım. Söz konusu davada şirketimin yargılanan ortağı ise beraat etmiş ve karar Yargıtay'ca onanmıştır. Bilgilerinizi rica ederim. Saygı ve selamlarımla Nihat Özdemir. Nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? Bunu da cevap hakkına duyduğumuz saygı nedeniyle hiçbir yorum yapmadan sizlere aktarıyorum. Ayrıca çok kibarca yazılmış, saygı dolu bir üslupla kaleme alınmış bir yazı. Onun için üzerine yorum yapmayalım hiç. Abi yok, yapmayalım da bir şey aydınlatalım. Bakın çok nazik yazmış. Şimdi o bana işaret ediyor bu konuda Nihat Özdemir de. Önce küçük bir anekdotumu anlatacağım. Çok özür dilerim, anlatmam lazım. Uçağa bindim. Ben herkese sempatiyle bakarım. Biri bana dik dik bakıyor. Ben de kim önce bu dedim. Sonra baktım Nihat Özdemir. Ben de ona aynı şeyle baktım. Şimdi Nihat Özdemir bakın. Şimdi dediği doğru. Bu mavi hat davasından beraat etti. Ortağı ne oldu Sezai Bacaksız? İkinci mesele. Nihat Bey şuna cevap verecek. Sen 3. havalimanına girip pey sürdüğünde bu davadan yargılanıyor muydun? Yargılanıyordun. Yargılanların ihaleye katılması yasaktır. O ihaleye nasıl katıldın ya? Bana bunu bir söyle. Ben bir şey demeyeceğim. Neyse, bize bir cevap hakkı. Ha, ben de çok nazik konuşuyorum. Bakın bana açısını. Nasıl nazik konu? Çünkü bana da hiçbir şekilde dava açmadı. Bir teksip göndermedi. O programları yaptığımız sırada, yazıları kaleme aldığımız sırada son derece basın özgürlüğüne saygılı bir yaklaşım sergiledi. Ben üslubuna hiçbir şey demiyorum. O nedenle Uğur ben abi, buradan da teşekkür ben de ediyorum bu ve millet, kapatalım yo, bu şunu konuyu. Söyleyeyim. Ben bu milletin vekiliyim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek bedelli ihalesi 22 milyar 150 milyon avroluk 3. havalimanında anlattığım çok ciddi bir şey. Daha anlattıklarım da var. Rica ediyorum madem bu kadar üslubu net desin ki İhaleye fesat karıştırmak ve rüşvetten yargılanan biri, kamu ihale kanunun 58 ve 59. maddelerine göre yasaklı olması gerekirken 3. havalimanı ihalesine nasıl girdi? Bunun cevabını versinler yeter. Tamam, teşekkürler. Hocam sizin sözünüzü kestim, özür dilerim. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ni sormuştu sevgili Uğur Dündar. Bazı fren sistemleri koyar bu çoğunlukların demokrasiyi tahrip etmemesi için. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de 2010 referandumuna göre yeniden şekillendirildi. Şimdi bakıyorsunuz, barajla ilgili, seçim barajıyla ilgili bir karar verecek idi. Bütün AKP yetkilileri, anayasa hukuku profesöründen tutun, hukukçu boyutundaki milletvekillerine kadar, bu İzmir'de gazetecilik yaptığını iddia eden arkadaşın önemi olmadığı için onun görüşünü öğrenememiştik o zaman. Ama diğerleri bas bas bağırdılar. Ne diye? Efendim Anayasa Mahkemesi şu anda darbe vesayetinin son kalesidir. Yani barajı kaldıracak, AKP'nin ciddi bir milletvekili kaybıyla bu milletin tepesinde, ensesinde boza pişirme şansı kalkacak. İnanılmaz bir baskı oluşturdular. Hatta Haşim Kılıç, Sayın Başkan çıktı. Mahkeme üyelerine baskı kuruluyor. Hatırlıyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz üyelere. 17 tane. 11. 10 tanesi bir önceki Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından atanmış. Bir tanesi yeni gelen Cumhurbaşkanı Cumhurbaşbakan tarafından atanmış. Sadece Cumhurbaşkanı değil. Aynı zamanda başbakanlık da yapıyor. Öteki biliyorsunuz kolsuz gezen bir başbakan var biliyorsunuz. Kol kesmeye çalışıyordu. Onun işini de üstlenmiş vaziyette. Cumhurbaşbakanı dedim ben ona. Ortak bir deyim çıkarttım. Bir tanesini o atamış. Haşim Kılıç 13 Mart'ta emekli olacak. 3 tane üye de Sezer, Sayın Sezer döneminden kaldı. Yani kendi atadınız, kendiniz atadınız ve bunu darbe vesayeti olarak suçladı. Yetkisizlik kararı verdi barajla ilgili. Ve şimdi artık bunların demokrasiyi tahrip etmeleri önünde başka hiçbir engel yok. Tek engel var. Tek engel var. Bu halkın vicdanı ve bu vicdanı bu seçimlerde konuşmamın bir yerinde söylemiştim.
Bu hepimizde vardır. Armudun sapı, üzümün çöpü demeden geniş bir demokrasi cephesi içinde buluşturup sandıkta bunların alnına çakacak olan Cumhuriyet Halk Partisi. Sevgili İzmirliler, bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Ciddi bir şekilde Türkiye muhasara edilmiş vaziyette. Radikal terör örgütleriyle kol kola bir yanda. Bir yanda kendi yolsuzlukları açığa çıkmasın diye demokrasinin arta kalanını da tahrip ediyor. Hukuk takla attırılıyor. Görüyorsunuz, güveneceğimiz tek şey kaldı. Bu milletin vicdanı, bu milletin eşsiz davranış kalıbı. Onun için hırsızlık, yolsuzluk geçer akçe olmaktan çıkacak. Bunlar, ben şimdi bir sevgili Uğur Dündar bu tweetleri okuyunca elimdeki şeylere baktım. Biliyorsunuz bunlar bol miktarda yandaş da kayırdılar. Bu tweet'i atanın, hadi o belli bir AKP eliti değil, seçkini değil. Ama bir genel başkan yardımcısı da onu yaymış, biliyorsunuz. Acaba onun da hısımı akrabası KPSS sınavına girmeden, ballı kadrolardan, devletin en üst noktalarına atananlar arasında mı diye notlarıma bir baktım. Onun ismini bulamadım. Bulsaydım... Şu an itibariyle bu KPSS sınavlarına girmeden arka tarafta öğretmen kardeşlerimiz, evet, evlatlarımız var. Ataması yapılmayan çocuklarımız var. Onlara da soru sorduracağım, mikrofonu uzatacağım şimdi. Ön tarafa gelsinler lütfen, ön tarafa doğru gelsinler. Sizin hocam, elinizdeki gelin. Bu aktorpil listesinde son durum nedir? Sayı kaça ulaştı hocam? Vallahi sayı 2900-3000'e yakın. Ama ben bunların içerisinde en üst noktadaki tanınmış, bilinen milletvekili, bakan, bu düzeydeki AKP'lerin birinci derece yakınlarını tespit ederek ifade ediyorum. Her kademeye inecek olsak binleri çok geçiyor. Yani ben buzdağının görünen kısmıyla uğraştım. Yani Anadolu'da hemen hemen her ilçede bir AKP yöneticisini istisnai kadro kullandırarak bir yakınına sınava girmeden, KPSS sınavına girip değerlendirilmeden, hak etmeden devlet memuriyetine atanma yolunu kullandığı bildiriliyor. Bunu arkadaşlarımız tabii gelen bildirimleri tasnif ediyor. Bunun doğruluğunu araştırıyoruz. Bakın iki sefer bir açıklama yaptık. İki seferde en büyüğünden başlayarak birer birer ismen bunları açıkladık. Sevgili İzmirliler, sizler izlediniz. Sadece sizler değil, bütün Türkiye'dekiler izledi. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir tanesi çıkıp bunları çürütebildi mi? Bir tanesi hayır, yalan diyebildi mi? Reddedebildiler mi? Ama utanmazlık diz boyu. Pişkinlik diz boyu. Arsızlık diz boyu. Bir tanesi çıktı, Allah'ı var. Bir bakan, bu Haluk Koç yalan söylüyor dedi. Benim bacanağımdan bahsediyor dedi. O benim bacanağım değil dedi, bacanağımın kardeşi dedi. Hocam, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Mesut Parlak da bir mesaj göndermiş. Cerrahtır kendisi, biliyorsunuz. Şey diyor, ar damarı çatlağının tedavisi yoktur diyor. Mikrofonu atanamamış öğretmenimize verelim. Bu atanamamış sözcüğü de benim hiç hoşuma gitmiyor. Onlar öğretmen. Selam. Atamayanlar düşünsünler. Selam. Öyle değil mi? Atamayanlar düşünsünler. Bu arada İzmir'in yeni CHP İl Başkanı Sayın Bedri Serter de aramızda. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, öğretmen kardeşimize verelim mikrofonu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz atama bekleyen öğretmenlere söz hakkı verdiğiniz için. Bizler aslında kimiz diye başlamak istiyorum ben. Hem siz değerli büyüklerime hem salondaki büyüklerime. Bizler bundan önceki
Milli Eğitim Bakanımızın söylediği Sultanahmet'teki yem bekleyen güvercinler değiliz. Bizler 16-17 sene okumuş, vatanına, milletine hayırlı bir evlat yetiştirecek, yeni nesiller yetiştirecek genç idealist öğretmenleriz. Sayımız 330 bini geçmiş durumda. Bu Avrupa Birliği sınırları içerisinde yer alan İzlanda'nın nüfusundan da fazla. Bu soruna el atılmadıktan sonra sayımız belki başka ülkeleri de geçecek, kat ve kat büyüyecek. Bizim tek derdimiz var, öğretmenler olarak. Biz sınıfımıza, okulumuza kavuşmak istiyoruz. Öğrencilerimizin elinden tutmak istiyoruz. Onlara bir şeyler anlatmak, öğretmek, gelecek nesillere idealist, kendini bilen, ülkesini seven nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Yapılan atamalarda geçtiğimiz süreç içerisinde hala bu kanayan yara durmuş değil, bitmiş değil. Bunun çözümü için biz Mart ayında öğretmenler olarak Ankara'da tüm halka, herkese 24 saat boyunca ders vereceğiz. Sınıflarda olmamız gerekirken Güven Park'ta olacağız. Hepinizden destek bekliyoruz. Bizlerin farkında olmanızı istiyoruz. Yanımızda olmanızı istiyoruz. Bunlar sadece bizim değil, siz değerli yurttaşların da görevi. Lütfen bizim yanımızda olun. Bu sorunu hep birlikte çözelim. Bir alkışla destek verelim. Hak ettiler gerçekten. Şimdi hemen mikrofonu arkaya uzatalım. Mikrofonu arkaya verir misiniz? Evet. Kime? Evet. Uğur Dündar'la halk arenasında buluşmak çok güzel bir şey. Çok değerli konuklar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Haluk Koç, İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve araştırmacı gazeteci Nedim Şener'le bugün burada olmak, İzmir'de olmak çok hoş bir şey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Haluk Bey, Yardımcısı gerçekten Türkiye'nin durumunu çok iyi anlattı. Ben bir yazı yazmıştım köşe yazımda. Başlık şuydu: bir dikili taştan gayri nem kaldı diye. Bu bir türkücümüzün çok güzel bir sözüdür. Sanki bugünleri görecek gibi bu sözü söylemiş. Şimdi bakın, Türkiye'de hukuk intihar ediyor. Gerçekten Türkiye'de hukuk intihar ediyor. Bu ülkenin bütün genetik yapıları bozulmuştur. Cumhuriyetin bütün değerleri satılmıştır. Bunu sıralamakla bitiremeyiz. Bu kazanımlar yok edilmiştir. Bu kazanımlar halkımızın kazanımlarıdır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok büyük bir görev düşmektedir. Bu görevi yaparken Sayın Genel Başkanımız, Başkan Yardımcımız ve değerli milletvekilimiz Aykut Bey de burada. Ben buradan sesleniyorum. Partici demokrasinin bir defa partide olmasını istiyorum ben. Bu partinin hacminin büyümesini istiyorum ben. Bu partinin hacmi büyümezse Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamaz. Onun için hep birlikte Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu bu cumhuriyetin yaşatılması için, bu partinin hacmini büyütmek için hepimizin çok büyük sorumlulukları var arkadaşlar. Bu ülkede yoksulluk bu kadar fazla, işsizlik bu kadar fazla, hukuksuzluk bu kadar fazla. Fazla da fazla. Bir genç kardeşimizin konuşması benim yüreğimi burkuyor. Gerçekten bir ülkede bir ekmeğin fiyatı bir çayın fiyatına eşit olmuşsa düşünmek lazım. Hocam, bir ekmek. Lütfen. Ben bu bakımdan da sizlere çok teşekkür ediyorum. Uğur Dündar'ın da ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasete katılmasını da istiyorum. Gönülden. Çok teşekkür ediyorum. Biz de istiyoruz.
Uğur abi gibi tertemiz bir ismin Cumhuriyet Halk Partisi saflarında olması partimize büyük bir değer katar. Buyurun Venni hanımefendiye. Lütfen uzun olmasın. Süremiz daralıyor çünkü. Ben size şunu söylemek istiyorum. Mikrofonu yaklaştırın. Arkadaşınızın mesajını yanlış anladınız. Onlar dört bakana söylemek istemişlerdir. Hı. Sizlere değil. Sizler onları hak etmiyorsunuz. Sizler onları hak etmiyorsunuz. Bir defa bir düzeltme yapalım. Yani, o kişi bizim arkadaşımız değil. Bizim asla böyle bir arkadaşımız olamaz. Zaten o karıştırmış. Sizlere değil, o bakana söylemek istemiştir. Dört bakana. Tamam. Peki, teşekkür ederiz. Beyefendiye de verelim. Sonra konuklarımız konuşmasına devam edecekler. Burada bir halk arenası daha Sayın yapalım. Sayın Genel Başkan yapalım Yardımcım, sevgili... Yapalım mı? İstiyor musunuz? Vallahi ben doyamadım. Yani böylesine enerjik, böylesine coşkulu, böylesine değerli bir topluluk önünde konuşmak hakikaten çok derin izler bırakacak meslek hayatımızda. Onun için sizlere çok müteşekkiriz. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok değerli milletvekilim, değerli gazeteci arkadaşım, Sayın İl Başkanım, Bornova'mızın çok değerli belediye başkanı ve güzel Bornova'mızın, güzel İzmir'imizin aydınlık yüzlü, laik, demokratik, hukuk devletine gönülden bağlı çok saygıdeğer insanlar. Hepinize merhaba diyorum. Ben yorum yapmadan sevgili Nedim Şener'e bir sorum olacak. Ve sonra da Sayın Hocama, Genel Başkan Yardımcıma bir sorum olacak. İki soruyla noktalayacağım sözlerimi. Sevgili Nedim Şener, biliyorsunuz her böyle bir dinci saldırıdan sonra belli çevreler bunlar bizden değil, bunlar gerçek dindarları temsil etmiyor diye bir adeta bir televizyonlarda ve gazetelerde bir algı operasyonu yapılıyor. Ben merak ediyorum, bu gerçek dindarlar kim? Suriye'de 12 yaşında kızlara tecavüz eden, insanları hunharca öldüren IŞİD'çiler mi, El-Kaide'ciler mi, yoksa Türkiye Cumhuriyeti'ni bugüne kadar görülmemiş bir şekilde soyan AKP zihniyetindeki kendine dindar veya dinci diyen, ne derseniz deyin, bunlar mı İslam dini temsil ediyorlar? Birinci sorum size, ikinci sorum da Sayın Hocam olacak. Her konuda ahkam kesen bu din ulemaları, neredeyse insanların sabah dişini fırçalarsa işte orucu bozulur mu? Yok, eşini sabah giderken öperse orucu bozulur mu diye fetva veren bu din tüccarları, nedense bu tip cinayetler karşısında, böyle olaylar karşısında sessiz kalmakta ama İslam dininin bir reforma ihtiyacı olduğunu asla ve asla dile getirmemekteler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün dünya İslam alemini, Avrupa Birliği'ni, hatta bu konuda söz söyleyecek olan bütün alimleri, profesörleri, uzmanları harekete geçirecek bir çalışmayı düşünür müsünüz? İslam aleminin bir reforma ihtiyacı olduğunu cesurca, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne inanmış Cumhuriyet Halk Partisi, kökenini Atatürk'ten alan Cumhuriyet Halk Partisi bu uğurda bir mücadele vermeyi düşünüyor mu? Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii dinci ve dindar sözcüğünü telaffuz etmemek gerekir. Gerçek dincilerin, gerçek dindarların hiçbir kötülükle, hiçbir yasa dışılıkla, efendim Allah korkusu nedeniyle tüyü bitmemiş yetim hakkıyla uzaktan yakından bir ilgileri olmaz. Böyle bir yanlış anlaşılmaya da meydan vermeyelim. Ama bütün sıkıntı muhafazakar, mütedeyyin yurttaşlarımızın dini duygularını sömüren din tüccarlarıdır. Bütün sıkıntı din tüccarlarıdır. Bunun dindarlıkla falan hiç alakası yoktur. Buyurun hocam.
Yani, yani ben de kısa Uğur abinin söylediğine aynen katılıyorum. Tek bir cümle söylemek istiyorum uzun bir soruya. Kim gerçek dini temsil eder dediniz. Aslında soruyu terse çevirerek cevabını vereceğim. Dini kim temsil etmez? Yani gerçek dini kim temsil etmez? Siyasete dini alet edenler temsil etmez. Bakın onun dışındaki herkes namuslu insanlardır. Kim ki etrafınızda siyaseti, dini siyasete alet ediyorsa o gerçek dindarlıktan, gerçek Müslümanlıktan veya inanç sahibi herhangi bir şekilde din olması gerekmiyor, herhangi bir inanç ve ahlak sahibi insan olmaktan uzaktadır. Siyaseti dinle birbirine karıştıran insanlar. Evet, ben de değerli arkadaşıma öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sevgili kardeşim, siyaset iknaya dayanır. Yani farklı düşünen insanı, yaşadığı koşulları, içinden geçtiği süreci anlatarak kendi düşüncene yakın olmaya ikna etme çalışmasına siyaset deniyor. Değil mi? Ama inanç farklıdır. İnançta ikna etmek yoktur. İnançlar her kişinin kendi inandığı sistem içerisinde kendine göre kutsal, özel alanlardır. Ve bu bütün dinler için geçerli olduğu gibi Müslümanlık için de böyledir. Ve şunu övünçle söyleyebiliriz. Sünni olsun, Alevi olsun, Caferi olsun, hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun, Anadolu İslam'ı, Anadolu Müslümanlığı, ta Horasan erenlerinden, Anadolu'daki o hümanist dalganın yayılmasından beri, bütün Müslümanlığa örnek olabilecek en iyi örnektir. Şimdi, biz dünyadaki olaylar çerçevesinde hemen sınırlarımızın ötesinde başlayan başka bir proje olarak başlatılan istedikleri gibi gitmeyince proje çökünce şimdi Türkiye'ye dönük tehdit unsurlarını o projenin içine yerleştirenler yani radikal terör örgütlerini ifade ediyorum. Şimdi Türkiye'deki İnanç sistemine dönük çok farklı tecavüzler yaşanıyor. Ya hepimizin bildiği. Allah aşkına bir düşünün. Kendi büyüklerinizi düşünün. Hangi inançtan olursanız olun, hangi mezhepten olursanız olun. Bir büyüklerinizi düşünün. Hiçbirinin kitabında, defterinde böyle bir hayat tarzı, böyle bir evlat yetiştirme, böyle bir düzeni savunma var mıydı? Her biri iyiliği söylüyorlardı. Her biri güzelliği söylüyorlardı. Her biri çok onurlu, çok temiz, komşusunu incitmeden yaşamış, Allah hepsini nur içinde yatırsın. İnsanlardı büyüklerimiz. Sanki bunlar başka bir gezegenden ışınlanıp geldiler. Yeni bir öğreti getirmeye kalktılar ve en kutsalımızı, hepimiz için, kendi inancımız pencereden, en kutsallarımızı sömürerek siyasete, sevgili Uğur Dündar'ın dediği gibi, maalesef alet ettiler. Yani inanç bezirganlığına soyundular. Ve bunun arkasına da başından beri söylediğimiz, daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz her türlü hırsızlığı, yolsuzluğu, dinde hiçbir zaman makbul olmayacak, günah sayılabilecek her türlü hopkabazlığı sakladılar, ambalajladılar ve yaşatmaya çalıştılar. Sıkıntı bu. Yani özüne bağlı, temiz, namuslu, yani onun getirdiği o tevekkül içerisinde, olgunluk içerisinde herkes özgürce kendi inancını yaşasa, herkes de herkesin inancına saygılı olsa hepimizin istediği toplum bu. Tabii. Hepimizin istediği tabii, toplum bu. Tabii. Burada hiç mi sorun yok? Tek bir şey reforma tabi tutulmalı. Bu bezirganların bu inançları kullanarak insanları kandırmaları ve soymaları bu reforma tabi tutulmalı. Reform da yetmez, en radikal şekilde sandıkta gömülmeli. Aykut abi oldu. İstersen...
İsterseniz siz biraz önce zamlarla ilgili bir soru sordum hocama. Zamlar siyasetin ve ekonominin bir teamülü müdür? Yoksa ekonomide bazı sinyaller veren durumlar mıdır? Çok kısa bir şey söyleyeyim de. Oturur musunuz lütfen efendim? Şimdi bakın arkadaşlar, bir, bu Recep Tayyip Erdoğan'ın tam istediği şudur. Kendisi bizi bunlarla kızdıracak ve biz öfkeyle yanlış bir lisan kullanıp milyonlarca masum mütedeyyin insanın da kalbini kıracağımız cümlelerin ağzımızdan çıkmasını istiyor. Biz ise şunu yapacağız. Bu din Çanakkale'de bizim dedelerimiz o nitral göz mermisine yürürken Allah Allah diye şehit olmuş bir nesilden geliyoruz. Biz bunun bilincinde olan insanız. Biz bu temiz dinimizi, bu kutsal dinimizi bu dincilere bırakmayacağız. Bunlar kirletiyorlar. Bunu asla müsaade etmeyeceğiz. Dinin bu şekilde rüşvetle, ahlaksızlıkla alakalı onlarca hüküm varken hiç bunu görmeyip de illa kızların başörtüsü üzerinden din yorumu yapanlarla bizim işimiz olmasın. Ve bunlara karşı gerçekten bütün kürede de bunu yapmamız gereken şey biziz. Bizi bu tuzağa düşürmelerine izin vermeyeceğiz, birinci olan bu. Ama asla da bu dinciliği, bu çıkarcılığı, bu pespayeliği, bu ucuzluğu, bu görmemişliği bu din üzerinden aklamalarına izin vermeyeceğiz. Her tarafta bunları teşhir etmeye devam edeceğiz. Birinci söyleyeceğim şu, en büyük sevap ne biliyor musunuz? Bak orada çocuklar oturuyor. Şimdi bu çocuklar kalkıp buradan evine gidecek bu soğukta, ceplerinde ulaşım parası yok. Bunların hepsi öğretme. Bizim çocuklarımızı emanet edeceğiz. 330 bin tane bu ülkede atanamayan öğretmen var. 330 bin tane. 330 bin tane öğretmeni bir sene atamanın maliyeti beyefendinin orada yaptığı kaçak saraya denk geliyor. İşte bunları düşünüp o çocukları kendi çocuklarımızla buluşturabilmek en büyük sevaptır. En büyük hikmettir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi geliyorlar. Her şeye zam. Elektriğe zam ki ya dünyada enerji fiyatları düşüyor, doğalgaza zam. Petrole zam. 40 dolara indi petrol. Hala elektrik fiyatlarımız fahiş fiyattan gidiyor. Bakın arkadaşlar, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hesabına girmiyorum. Televizyonda belki sıkılırlar diye. Türkiye'nin milli servetinin tam yarısı yabancıların eline geçti. Tam yarısı neresi geçti biliyor musunuz? Bütün cep telefonu şirketleri çoğunluk olarak ellerinde. Havalimanları çoğunluk olarak ellerinde. Tekel sektörümüz çoğunluk olarak ellerinde. Tütün işçisine ezen Amerikan şirketi. Pancar işçisine ezen Kargil şirketi. Şimdi bu %50'si milli servetimizin bunların eline geçti ya. En çok gelir getiren yerde. Milli gelirimizin de hepsi bunların eline geçti. Kalmıyor ki öğretmene bir şey. Kalmıyor ki benim emekli babama bir şey. Şimdi habire zam yapıyorlar. Ve bu zamları yaparken, bu zulmü yaparken, bu milli ekonomiyi yabancılara teslim ederken de kalın bir örtü çekiyorlar bunun üzerine. Bizim dinimizi bizi köleleştirmeye, bizim ekonomimizi yabancılaştırmaya kullanıyorlar. Buna müsaade etmeyiz. En büyük yurtseverliktir şu an bunları savunmaya çalışmak. Son 10 yılda yabancılara satılanlara bakın. Bankalarınızı sattılar, stratejik sektörlerinizi sattılar. Hepimiz bu ülkenin mülksüz ve çok borçlu yurttaşları haline getirildik. Ama hiçbirimizin bunu konuşmasına izin vermiyor. Bugün çıkmış külliye mi medrese mi? Ya ben sana ne diyeyim ya. Şu ekonomi şu halinde, senin tartıştığın konuya bak ya. Diğer bu gelir dağılımı adaletsizliği var ya. Bizi çıkmaza götürecek, toplumsal karanlığa götürecek budur. Ve bunlara hesabı bu ekonomik sistem üzerinden sorulacak. Türkiye ekonomisini kurtarmak için her şeyi yapacağız. Ama Türkiye ekonomisi tehlikeli bir noktaya gidiyor değerli arkadaşlar. Şunu unutmayın. Az sürem kaldığı için söylüyorum. Bu ülkenin insanları, sizler artık aşırı borçlu, çok ucuz fiyatlara, çok uzun saatler çalışan, doğası hunharca kirletilen, ne yazık ki üzülerek söylüyorum, müstemleke hale getirilmiş bir memleketin yurttaşları olmak üzeresiniz. Ve bu düzene dur demek bir yurtseverliktir. Ve bu düzene gözü kör olarak inanıp bu düzenin devamını sağlamak da ne yazık ki bu vatana yapılmış en büyük kötülüktür. Bütün AKP'ye oy veren insanlara sesleniyorum. Verebileceğiniz en kötü partiye oy veriyorsunuz. Eksiğimiz olur, gediğimiz olur. Bizim de eksikte, koskocaman partiyiz. Yanlışımız olabilir. Sizi bu karanlıktan kurtaracak
tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sokağa çıktığınızda hiç acımayın, eksiğimiz varsa vurun bize ki düzeltelim. Buna bir şey demiyorum ama sokağa çıktığınızda kimseyi kırmadan, dökmeden ikna edin. Bu mücadele, bu bir Kuvayi Milliye mücadeledir. Bu bir anti-emperyalist mücadeledir. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin mücadelesi değil. Çünkü bir devlete ve küresel sermayeye karşı mücadele ediyoruz. Her seçmenimiz örgüt mensubu gibi çalışmak zorunda. Bunları anlatmak zorunda. Anlatıncaya kadar naif bir lisanla, kibar bir dille, kırmadan, dökmeden, onların istediği tuzağa düşmeden, Türkiye'nin bütün yurtseverleri, aydınlanması gereken bütün yurttaşlarına bunu anlatmak zorunda. Teşekkür ediyorum. Beyefendiye verelim mikrofonu. Sayın Dündar, Sayın Koç, sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli vatandaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin karanlığa doğru götürüldüğü bir dönemde Cumhuriyetimizi yok etmek isteyenlerin sabırsızlıkla bu rejimi yok etmek istedikleri bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne tarihi bir görev düşmektedir. Sayın Koç'tan istirham ediyorum. 2015 seçimlerinde tabana ciddi bir heyecan verecek miyiz? Bugün gezdiğim, gördüğüm yörelerde maalesef bazı istifalar duyuyorum. Bazı acabalar görüyorum. Çok istirham ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hakim temiratında ön seçim yapacak mıdır? Bir konuyu daha aktarmak istiyorum. Bugün İzmir'in 13 milletvekili vardır. Lütfen sorun bir arkadaşımıza. 5 tanesinin ismini sayamaz. Bunun nedeni ön seçim dışı yapılan bir uygulamadır. Gerçekten bu emeğe haksızlık olur. Bakın İzmir milletvekillerinde. Mustafa Moroğlu'ndan Aşkın Türeli'ye kadar. Mesela Aşkın Türeli bütün o bakanları karşısına alıp tek tek hesabını soran Türkiye'nin en önemli makro iktisatçıdır. İzmir için şahıstır. Mustafa Balbay bedel ödemiş adamdır. Mustafa Moroğlu sırtındaki kurşun yaraları bu kadar. Abi biz kendimizi haksızlık edersek, biz bak İzmir'de çok değerli insanlar da var. Ama rica ediyorum, kurban olayım. Belki bu insanların bizim kadar medyaya çıkma şansı yok ama mecliste ben hepsini görüyorum. Bütün CHP birkaç tane belki şey vardır sizin seminiz ama göğüs göğüse mücadele ediyoruz. İyi, daha iyisi varsa siz değiştireceksiniz. Evet, ama çıkıp burada ama rica ediyorum emeğe saygı duyalım. Bu insanları kırmayalım. Mücadele azmini kırmayalım. Gerçekten Musa Şam gibi bir değer var bu İzmir'de ya. Evet, benim de kısa bir açıklama yapmamı istedi beyefendi. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu partide madem geldiniz, bunu da söylemek benim hakkım. Bu partide parti içi demokrasinin kurumsal olarak yerleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin her kademede aday seçiminden karar mekanizmalarına katılmalarının önünün açılması için bir mücadele verirken çıtınız çıkmadı. Bunu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Geldik İzmir'e, il binasına bile giremedik. Hatırlayın. Kısa ve öz. Bütün bunları yaşadık. Şubat 2012'de bir tüzük değişikliği yapıldı. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütlere tam olmasa da, tam istenilen düzeyde olmasa da, yerel ve genel seçimlerden tutun, örgütlere hazineden alınan paydan katkı verilmesine, parti içi örgütlenmede seçimle gelenin seçimle gitmesi noktasına kadar, son 6 Aralık bu seçimlere dönük olan tüzük değişikliği hariç, her türlü açılım sağlanmaya başladı. Ve Türkiye'de 12 Eylül faşizminin getirdiği siyasi partiler yasası içerisinde şu anda örgüt taleplerinin, parti içi demokrasinin tam olmasa da, onu da söylüyorum, bunu Sayın Genel Başkan da söylüyor biliyorsunuz, yaşanabileceği en iyi parti şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şunu ifade ediyorum. Bakın, şunu ifade ediyorum. Örgüte saygım var. Yıllardır dağlarda mücadele ederek siyaset yapan bir arkadaşınız. Hiç kimsenin altın tepside sunduğu milletvekilliği pozisyonuyla parlamentoya gelmedim. Parlamentoya geldikten sonra da bu işin mücadelesini veren bir arkadaşınız. Gölgede de durmadım. Söğüt gölgesinde yatmadım. Beleşe gelmedim.
hazır tepside bulmadım. Şimdi. Benim şunu söylememe müsaade edin. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde yapılan değişiklikle aday belirlemede hangi yöntemle, hangi oranda aday belirleneceği yazılı. Ve bu bazı seçim bölgelerinin kendine özel Türkiye gerçeğini konuşuyor. İnanç haritası var. İsim verip herhangi bir tartışmaya sebep olmak istemiyorum. Ama bazı seçim bölgelerini değişik grupların temsiliyetine dönük bir beklentisi var liste oluşturmak. Yani bütün bunları da parti genel merkezi gözetmek zorunda. Artı bakın 3 dönem. Bir dönem grup başkan vekili olarak sabahlara kadar boğuştum. Şimdi 3 senedir parti sözcüsü ve aldığım başka görevleri yapmakla boğuşuyorum. Ve şunu ifade edeyim. Parlamentoda iktidar ya da muhalefet olun. 17-18 tane ihtisas komisyonu var. Bu ihtisas komisyonlarında mutlaka partinizi temsil edecek o konunun teknokratı, o konunun uzmanı, o konuyu tamamen emanet edeceğiniz insanlara ihtiyacınız var. Parlamentoya bir bu dediğim çerçevede parlamenter taşıma sorumluluğunuz var. Plan Bütçe Komisyonu var, Enerji Komisyonu var, Dış Politika var, Tarım var, KİT var. Her boyutu var. Görev yaptığım için söylüyorum. Ama en geniş şekilde bunu net olarak ifade edeyim. Sayın Genel Başkan'ın da sözü budur. En geniş şekilde adaylarımızın belirlenmesinde hem bu yöresel dengeler bazı seçim bölgelerinde gözetilecek hem de üyelerimizin en geniş şekilde aday belirlemede görüşü ya hakim huzurunda ya örgüt eğiliminde mutlaka sandık konarak alınacaktır. Evet, buyurun şu yurttaşımıza da söz hakkı verelim. Artık ikinci programa diğer sorular kalacak. Buyurun. Yani tabii. Hocam siz de gelirsiniz. Aykut Erdoğan da, Nedim Şener de gelir. Bu kadro aynen devam ederiz. Buyurun efendim, sorun. Haluk yaklaştırın abi, mikrofonu. Benim de kalbim duracak. Evet yani. Beyefendi, sorun lütfen. Saygı değer izleyiciler. Bir olanlar o programda normal değil. Ben emekli öğretmen Kazım Tatlı. Buyurun hocam. Özür dilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Kurban olurum. Hoş bulduk hocam. Bu ülkede laikliği, demokrasi, insan haklarını ve hukuku benimsemiş bir iktidar gelmediği müddetçe bu ülkede insanlar ne refaha kavuşacak ne huzura kavuşacak ve ülkemiz de gittikçe de batağa doğru gidecek. Uçuruma doğru gidecek. Hepinize saygılarımı sunuyorum ve 2015 seçimlerinde hepinizi sağduyuya davet ediyorum. Bir şey saygılarımı söyleyebilir miyim? Şimdi Haluk abi çok güzel ihtiyaçları anlattı ama şunu da şöyle... Aykut Erdoğdu'nun sesini biraz açalım. Şimdi arkadaşlar, bu örgüt yağmurda çamurda koşturan bu örgüt elbette ki Haluk abi de demin söyledi. Bu işin temeli. İhtiyaçları da saydı. Şöyle bir şey anlaşılmasın sanki öyle bir şey oluyormuş gibi. Yani tüzüğün daha gerisine gidecek bir durum yok. Onu ifade ettim canım. Hani söyledim. Haluk abi bunu anlatırken çünkü ben bir heyecanlı gözler görüyorum. Bunu söyleyecektim ben abi. Ben çok iyi anlattım. Tamam, Haluk abi çok iyi anlattı. O mücadelenin içinden geliyor. Nedim Şener'e de bir söz verelim. Ben parti içi işlere karışmayayım. Hayır, parti konusunda değil. Genel anlamda son sözleri artık alıyoruz. Soru olursa, istersen soru varsa soru cevaplayayım. Ben söyleyeceğim peki, bir şey yok. Peki o zaman soru sorduralım. Verelim beyefendiye. Beyefendi... Sinirlenmeyin, hemen size de mikrofon gelecek diyorum. Öncelikle yeni yılınızı kutlar. Tüm Türkiye'nin 2015 yılının herkese mutlu olmasını diliyorum. Birinci olarak Türkiye'de eyvah, program kapanır, siz böyle birinci, ikinci, üçüncü falan biter süremiz. Hemen kısaca özetleyin lütfen. Hemen, kısaca. Türkiye'de ilk İslamiyet'i
ilk İslamiyeti unuttum çıkaran, yaygınlaştıran kişiye dil uzatıldıysa ben başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Şu beye de verelim mikrofonu. Şu beyefendiye verelim. Evet. Soru sorun lütfen. Ya sene 1983. Olumsuzluklardan çıkmış bir Türkiye'nin kurduğu SODEP. Sayın Genel Başkanımız Erdal İnönü. Kendisi ön seçime girerdi ama Sayın Genel Başkan Yardımcımın söylediği gibi ihtisas komisyonlarına da insanların atanması konusunda öncülük ederdi. Şimdi Türkiye'de din başka bir şey. Kur'an dini başka, AKP dini başka. Ona girmiyorum ben. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de eğer sizler gerçek anlamda sosyalist beyinle düşünerek sosyal demokrasinin gerçek anlamda yükselmesi konusunda çaba sarf etmek istiyorsanız o zaman yapacağınız bir tek şey var. Önce demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla kurma konusunda çaba sarf etmek ve bir araya gelmektir. Dolayısıyla da soru soracağım şimdi. Buyurun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Erdal Bey, Türkiye'ye çok bol geldi. Sayın Kılıçdaroğlu da bol geliyor. Eğer ön seçimi önemli bir noktada tutmayı başarabilirsek, bu örgüt ben inanıyorum ki çok iyi ayaklanacaktır. Doğru mu? Peki, çok teşekkür ederiz. Uğur abi. Önce hocam tabii. Cevap versin. Evet, parti kıdemi de onu diyor. Son 4 dakikamız var. İkişer ikişer paylaştıralım hocam. Evet. Bakın bu konuda önce parti içinde demokrasi, sonra Türkiye'de demokrasi diyenlerdim. Ve Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonra da Şubat 2012'den itibaren bu tüzük değişikliğiyle birçok temel hat örgütün önüne getirildi. Bunu sizler de kabul ediyorsunuz. Ve bir kere daha ifade ediyorum. En geniş şekilde ya hakim denetiminde, bazı bölgelerde de örgüt denetiminde belli dengeleri korumak adına, onun da siyasi gerekçesini ifade ettim. Her bölgenin kendine özel bir inanç haritası, bir farklı grup dengeleri var. Bunlar gözetilerek AKP'nin karşısında hep beraber mücadele edeceğimiz bir ortamı sağlayacağız. Teşekkürler. Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber mücadele edeceğiz. Bu apolesiz faşizmi hep beraber ortadan kaldıracağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akşam çok söz verdiğim şeker pancarı çiftçilerinden tutup Erzurum'daki Karadayı mağdurlarına kadar birçok derdi anlatmam gerekiyordu. Erzurum Karadayı mağdurlarına bir sözüm var, onu anlatayım. Büyükşehir Belediyesi 1040 tane aileyi dolandırmış. Gözümüz onların üzerinde. Efkan Ala'yı da uyarıyorum, o Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da uyarıyorum. O Karadayıları mağdur etmeyeceğiz. İkinci mesele bu Hüseyin Kocabuyu kısmını hiç unutmayacağım. O ne dediğimi bilir, hiç unutmayacağım. Çünkü bütün bu dertlere değinmem gerekirken, bu memleketteki ezilmişlere değinmem gerekirken, bunu iktidarın gündemine sokmaya çalışırken, o Hüseyin Kocabuyu'nun attığı o hakaret lafını, benim öyle davayla falan işim olmaz. Ben kendi işimi çözerim. Ama alnıma çivi gibi yazdım. Mıh gibi yazdım. Günü gelecek. Elbet günü gelecek. Şunu unutmayın. Çaresiz değiliz. Sizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri, bu televizyonu izleyenler, bizim partinin seçmenlerine seçin. Siz bu ülkenin dürüst, temiz, namuslu, ahlaklı, bu ülkenin milli gelirinin %80'ini üreten, vergisinin %70'ini üreten dürüst, namuslu insanlar. Sakın ezilmeyin. Sakın yüzünüz yere düşmesin. Siz bütün baskıya rağmen dimdik durmuş insanlarsınız. Bunun hesabını da sormazsak namerdiz. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Sayın Ali Kırk, Sayın Aykut Erdoğdu, Sayın Nedim Şener, çok anlamlı katılımınız, değerli düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Gecenin ne yazık ki akılda kalan yanı, kendisine gazeteci diyen, sözde gazetecinin burada
basın özgürlüğü kapsamında kimseye hakaret etmeden, kimsenin kişilik haklarına saldırmadan, iftira atmadan dile getirdiği düşüncelerine hakaretle cevap vermiş olması hakikaten basın özgürlüğü tarihine geçecek bir kara lekedir, çok büyük bir ayıptır. Kendisini bu ayıpla baş başa bırakıyoruz ve yargıda hesaplaşmak üzere onu dediğim gibi aynalarla baş başa bırakıyoruz. Sizlere de sonsuz teşekkür ediyoruz. İzmir canlı yayın ekibi, teknik koordinatör Mehmet Kılıç, kameramanlar Emre Kıvıl, Arda Menevişoğlu, Berkay Öğretmenoğlu ve Cibi Cip'te Mustafa Gürkök'a çok teşekkür ediyoruz. Ve İzmir temsilcimiz Erdal'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizden sonra İsmail Dükel'in, değerli meslektaşım İsmail Dükel'in haber bülteni var. Onu da kaçırmamanızı öneriyorum. Ve İsmail Dükel'e yine bir kez daha ağabeyi olarak bize tanıdığı süre nedeniyle teşekkür ediyorum. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar, sevgiyle kalın efendim.